çıkart, bazı insanları hayatına topla, bazı insanları hayatına çarp, bazı insanları hayatına böl. Hayatında böl onu. Böl böl böl, değeri o kadar. Anladım. Motor sesi kabul et insanların şeyi. Sen doğruluk ve yanlışlık ölçüsü, Risale-i Nur'un değişmez mühenkleri var. Mizanları var. Vur ona, hatıra mıdır? Tespit midir? Nedir? Bak bakayım, külliyatı uyuyor mu? Uymuyorsa şüphelendirse uyanla beraber ol. Biz o kadar saf trik değiliz. Ne varsa atın diye çöp tenekesi değiliz. Herkesin anlattığını alacak kadar ahmak değil. Bu kafa çöp tenekesi, kalbim çöp tenekesi değil. O kadar şeyler uçuruluyor ki Resulullah hakkında. Resulullah'ın hatırası. Yani sünnet. Hadis deniliyor ya. Ne demek hatıra? Resulullah'ın hatırasına sünnet diyoruz. O kadar uçurtmaları var ki. Ustadın da, ustada ait o kadar uçurtmalar var ki. Değişmez prensimiz var. Kastamonu'ya uyuyor mu kardeşim? Emirdağ'ına uyuyor mu? Şualara uyuyor mu? Uyuyorsa veya ne reddetmiş ne kabul etmiş. Mubahtır. Mubahtır. Ama ters düşüyorsa kim derse desin. At çöpe. Çöpü de bilgisayarda delete yapıyorsun. At çöpe, hiçbir değeri yoktur. Hatıradır, söylemdir, tespittir, anlayıştır. Şu anda da zaten yapacağım şey külliyata, itikada uyuyor mu? Tespitler kafana yatıyor mu? Yapmıyorsa hiç bila perva. Hemen çöpe at. Hiç kalan mı? Bu benim çünkü din değil. Benim tespitim, yaklaşımımdır. Akıl toplamasını okumuşum. Ne tespit edebildiğimse onu cümle cümle yaptım. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selam ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ala Resulina Muhammedin selavat. Ne kadar istifade etsek Allah'a sonsuz şükürler olsun. Çünkü neticesi sonsuzdur. Kendini tanımlamaktır. Kendini izah etmektir. Tanımlamaktır. Kendine ne kadar anlam yüklersen, tanırsan o kadar kendini yönetmeye muktedir olursun. Tanımadığın bir şeyi yönetemezsiniz. Şimdi akıl. Eylemdeki hali taakkul. Eyleme dönüşmüş hali taakkul. İsim olarak, malzeme olarak, cihaz olarak akıl. Akıl gider gelir, sabit değil. İnsana monta edilmemiş, cıvatalanmamış. Akıl gidiyor, geliyor, aklını başına al diyor. Aklını kaybetme diyor. Aklını kaybeten bazı gençlerle bir muhaveredir gibi şeylerle. Akıl insana verilen emanettir. İnsanın doğasında, tabiatında, fıtratında, yazılımında var olan aklı kullanan bir cihaz var. Mesela feneri kullanan elektriktir. Değil mi? Ayzeyi kullanan işte mikrofondur gibi. Aklı kullanan cihaza bizde sabit, monte edilmiş aslımız taakkuldur. Hayal, alemi misalin, bu cümle belki senelerce uğraşılmış, hulasa edilmiş mananın şeydir, fotoğrafıdır. Şu anda söyleyeceğim cümle. Hayal nedir? Alemi misalin, alemi şehadete giydirdiği elbisenin hulasasıdır hayal. Ve hayal dışımızda olandır. Onu kullanan sisteme tahayyül denilir. Tamam. Şimdi akıl gibi şeyleri külliyatta okudum. Taakkul dersimiz devam ediyor Osman. Bu o değil. Taakkul ve akıl şeyimiz devam ediyor. Sistemi anlamak için taakkul bu değil o ders. Fakat taakkul nedir diye uğraşırken akıl hakkında külliyatta bulabildiğim ayette, hadiste, kelam-ı kibar veya büyük zatlardan onun hakkında zaten şundan aldım diyeceğim. Topladım hulasa. Yani bu şekilde dersi görmek çok zordur. Ya yok yani. Şu şekilde cümle. Bu kadar zengin bir dersi bir saatte göremezsiniz. Yok, biliyorum çünkü. Ben çok kısa bir zamanda çok şey olsun istiyorum. Şimdi akıl hakkında
Son cümlemi söylüyorum. İş kafanıza yatar. Ha Allah Allah. Öyle mi ya? Eğer vicdanınız, ruhunuz, hissiyatınıza ters düşüyorsa din değildir. Günahı da yoktur. Açın çöpe. Hiçbir şeyi yoktur. Atın çöpe. Külliyata, anlayışınıza uymuyorsa söyleyeceğim cümleyi çöpe atarsınız. Kendime ait, kendimce tespit ettiğim hususi notlarım, akıl. Kendine rağmen çıkarımlar yaparak bazen lehine, bazen de aleyhine üretim yapabilen bir cihaz. Akıl bir cihazdır, eline malzeme veriyorsun. Elindeki malzeme birinci derste Murat'ın yaptığı ebed dersi. Şimdi bir mimara pergel vermesen, cetvel vermesen, teknik resim kalemini vermesen ki bunu bilir, gafur bilir teknik resim çizenler. Ne çizeceksin? Kalemle çizemezsin ya. Demek ki tabirler var ya, tabirler. Risale'deki tabirler. Toplamalar. Aklın eline pergel vermek gibidir. Cetvel vermek gibidir. Bir sanatı çıkarsın diye. Onlardan çıkarım yapar. Akıl malzemelerle çalışır. Böyle. Bazen de kendi aleyhine yapar. Bazen de lehine yapar. Niçin öyle çalıştı? Verdiğin malzemeye göre çalışır. Başka. İkinci cümle. Cümle dedim ya. Soyutu somuta, somutu da soyuta çeviren, bağlantı yapan veya bağlantıyı koparan, önermelerden, malzemelerden sonuca varabilen bir sistem. Bir daha. Soyut. Bunun bendeki karşılığı soyut. Emri nisbileri, dışarıdaki kıyasla elde edilen emri nisbilerdir. Diş dünya. Aldıklarım ve daha önce aldıklarımla harmanlarsam, benim alemimde bu elma, armut kitabın kendisi olmakla beraber kendi tasarladığım, kurguladığım bir mana da var. Bunlara da itibari denilir. Emri itibari. Emri itibarilerin vücut haricileri olur, olmayabilir de. Elmanın kendisi bende karşılığına emri nisbi denilir. Ben onu kullanırsam farklı şekillerde emri itibari olur. Bu ikisini de karıştırırsan vaydi kıyası olur. Tamam? Vaydi kıyası olur. Şimdi diyor ki bu soyut tutulan alem. Bu da somut. Bu soyut. Bunlar soyutlanmış. Bizzati kendisi değil. İşte akıl somutu soyuta veya düşünce kendi ürettiği bir mimarlığı, bir şey tasarladı. Bu soyuttur. Yok hariçte. Vücuda çıkartmak, formülize etmek. Soyutu somuta, somutu da soyuta çevirmek, bağlantı kurmak, bağlantıyı kesmek, yapmakta vazifesi var. Hep aklın vazifelerinden konuşuyorum. Gittikçe acayip şöyle sertleşecek yani akıl hakkında şey. Başka bir cümle. Çokluğun gerisindeki birliğin, çokluğun arkasındaki birliğin, varlığın nedenini, kökenini arayan bir yapı. Çokluğun arkasındaki birliği, varlığın nedenini ve kökenini arayan. Yani tevhide ulaşmaya çalışan mı abi diyorsunuz? Yani illa tevhid değil. Mesela çokluğun arkasında derken ben tevhidi anladım. Tevhid temelde o. Ama yani bu mesela bir tanesi gelse burada dese ki bunlar bu çokluk insanlar neyin peşinde? Neyin peşine koşuyorlar? Tamam? Çokluğun arkasındaki birliğin bunu bizdeki adı tevhid. Ondan sonra devam ediyor. Bir varlığın nedenini, kökenini arayan böyle bir sistem. Bunu da yapmasın. Fikir tefekkürü geleyim. Mesela şu Maraş'tayız. Şurada dağ açmak yoldur. Bunun adı, yolun adı fikirdir. Fikir yoldur. Tefekkür ise akla verilen malzemeleri kullanarak çalışmak. Araba çalışıyor. Ortaya çıkacak şeye de feyiz, irfan denilir. Tefekkürüne verilen cevaptır. Tefekkür
o kadar kaliteli bir şey ki sanki netice gibi de gözükebilir. Tefekkür vehmin, vesvesenin panzehiridir. Tefekkürü olanın tefekkürü kadar vehim ve vesvesesi olmaz. Ne kadar ders yaparsanız yapın, ne ezberlerseniz ezberleyin, tefekkür mesleğine giremeyenin vehiminden, vesvesesinden kurtulamaz. Abi bu kadar okudum. Tefekkürün, çünkü tefekkür ruhu bedenden çıkartmaktır. Şöyle diyeyim. Bu dağa giderken yol var. Dağ nirvana. Yani bizde matematikte sıfır, bizde ene. Varlıktan sıyrılmak. Giderken tepeye çıkacağız. Yoldur. Yol fikirdir. Araba var böyle. Arabayla bir şeyler götürüyoruz. İstasyonlara uğruyoruz. Bu tefekkürdür. O yolda yürüyen. Yolda yürüyen araba. Arabayla gittik ama bir şey yükledik. Tefekkürüne verilen cevaptır. Tefekkür mahluktan Halik'a doğru bir yoldur, yöntemdir. Tefekküre Allah'ın attığı cevap, verdiği cevap ise irfandır. Yunanca'da felsefede akla logos deniliyor. Ondan türemiş yani logos. Belki felsefede okuyanlar logos diye tabir duyarsanız onu da koydum. Zenginlik olsun diye. Duyguların, hislerin ve latifelerin sağladıkları değişkenlikleri yani ifrat, tefrit, vasat modlarını kontrol etme melekimiz. Her şeyin ifrat, tefrit, vasatı var. Yani bu ifratta mı, tefritte mi? Hisler, fikirler, duygular, hayaller. Onu kontrol eden mekanizma, akıl. İfratta mısın, tefritte misin, vasatta mısın? Mesela aklı selim, iki tane akıl var der. Ulemadan şimdi söyleyeyim. Bu şeyde işaret-i cazda da geçiyor. Ulemada çok bahseder. Aklı maat, aklı maaş var. Aklı maaş, maaştan aklınıza gelsin. Dünyevi akıl. Buna da dünyevi akıl demişler, zeka yani. Aklı maat, ahirete müteveccih olan akıl. İşte bunları tefrik eden sistem, akıl. Akıl bakın, gider gelir, ufalır küçülür, tahkik olur, tafsilli olur, icmali olur, hulasalı olur ve tafsilli olur. Bize sabit değil bu. Aklını başına al. Aklını kaybetmeyen bazı gençlere bir muhaveredir. Akıl bizde sabit değil. Burada sırf bunu anlasak yeter. Abi, zeka aklın alt birimi mi? Alt birimidir ve malzemedir. Allah zekasını aklının önüne geçirenlerden eylemesin. İntihar edenlerin %90'ı zeki insanlardır. Çünkü niye? Zeka dünya hayatındaki evvelini ahirini zahir böyle yani önündekileri çözümleyen, çözen pratik yani iyi bir mühendistir, iyi bir doktorluktur falan. Hafıza ayrı bir şeydir. Yani bu özelliğidir. Bu zeka bu. Yani bu tür zeka da gireceğim burada da ama şimdi girersem öteki sayfaya geçmem lazım. Zekayla. Çünkü zekayla akıl hakkında belki de 10 tane ders olmuş. Fakat akıl ise bunu öne çekiyor. Bu zekadaki yapılanmayı Allah'a bağlıyor. O zaman aklın aklına bela olursa, bela olan aklı hangi akılla def edeceksin? Akıl vahye bağlı olursa akıl başa geliyor. Aklın başında mı değil midir? Herkes kendisini nasıl sorgular, nasıl anlarım? Aklın başında mı? Yani akıl beni mi yönetiyor? Ben mi aklı yönetiyorum? Akıl seni yönetirse aklın aklına beladır. Hisler mi aklı çıkartıyor abi? Hisler hakim olunca mı akıl? Her çeşit düşünebilirsin. Ben aklım mı beni yönetiyor? Ben mi aklımı yönetiyorum? Zeka mı aklımı yönetiyor? Aklı mı zeka yönetiyor? Ne sorarsanız sorun cevabı şudur. Aklı vahye bağladınsa akıllısın. Vahye bağlamak ne demek abi? Vahye göre hareket eder. Yani o zaman muhatap olur. Orada şöyle bir şey çıkıyor yani muhakemattaki işte akıllı nakle harika. Mevzusu. Ha doğru. Orada çatışırsa. Şimdi çatışırsa diyor akıl esas
nakil tevil olunur diyor. Ama o akıl olsun. Olsun. Harika. Ha, şimdi orada peki o akıl olsa demek nakle tabi akıl olmuşsa kısır döngü olmuyor mu? Evet, çok güzel. Şimdi mesela mahkemat öyle diyor. Akıl olursa o nakli tevil eder. Esas akıl kılınır, nakil olur. Tevil edilir. Şimdi tabii bize, yani bana sorarsanız benim şu anki bildiğime, şu anki söyleminize göre de aklı nakle tabi etmek lazım derim. Ama üstad da diyor ki akıl esas alınmalı, nakil ona tevil edilmeli diyor. Önermeyi veriyor, hüküm vermiyor. Bu önerme. Hüküm nedir? Akıl olursa. Ama akıl da nakle tabi olursa gene döndü, aynı şey oldu. Niye öyle oldu? Evet, çözmüyor mu işi? Nübüvvet çözüyor işi. Şöyle. Bu akıl tıfıldır. Yani oradan da bunun açılımından da sizin dediğinizin izahı. Yani aklın vahye tabi olmasından ne anlayacağız? Yani motomot her şeyle teslim olan aklı ortadan kaldırmış bir akıl mıdır? Yoksa yani esas aklı kullanmak mıdır? Yani esas akıl zaten akıl nasıl vahye tabi olunurun açılımı bu sayfalar. Şimdi geliyorum ona da baştan şey yapayım. Çünkü akıl hep bir ilimle, bilimle dinin çatışması bu noktada oluyor ya. Yani aklı esas alıyor bilim. Her şey akıldır diyor. Nakil olur mu öyle? Hiçbir şey kabul etmeyecekse akıl ne bulursan. Hatta nakli bile, vahiy bile aklımı almadı diyor. Ha akıl nasıl olmalı? Evet. Devam edelim. Ha, bizde de bir o soruyu atayım da. Yani soru bu. Nasıl? Soru bunun içine attın ya. Bu işte. Ha. Bu akıl vahiy nasıl tabi olur? Aynen. İşte o. Bilimde ne yap? Şey dinde ne yapmış bugüne kadar? Nakli esas kabul etmiş. Aklı kenara koymuş. Bu sefer de kim yapmış bunu? Yani genel itibariyle hani mesela tarikat, yani bugüne kadar tarikat şeyi yapmış. Yani dinde 1000 yıldır tarikat hüküm sürmüş. Yani esas edilmiş, yani genel yol olmuş. O da tasavvuf yani. O zaman ne yapmışlar? Onlar aklı birazcık kenara bırakmışlar. Kalbiye gitmişler. Onun için o tarafta fenliyim. İşte aklı diyelim, akıl. Şunu söylemek istiyor. Bak. İnsan akıl var, kalp var değil mi? İkisi de şey var. Şimdi bazı bir yöntem ki tarikat kalbi esas almış, kafayı bırakmış. Kalbi çalıştırmaya gitmiş. Ondan sonra nakli esas almış sırf. Ve orada çalışmış. Kafası fındık gibi olmuş. Kalbi kabak gibi olmuş. Bundan da taassup çıkmış. Bazı öğreti var, meslek var diyelim. Bunun adı da dinde ilmi kelamcılardır. Akıl esas almış, kalbi bırakmış. Akıl kabak gibi olmuş, kalbi fındık gibi olmuş. Bunda da inkarcılık oradan çıkmış. İnkar yolu oradan çıkmış. Kalbi bırakmış, aklı esas almış. Cadde-i Kübra nedir? Yani bu dinle alakası yok. Bu beşer dünyasında da var. Din olmadan insanda da manevi hallerde vardı zaten. Rüyalarla bilmem şeylerle hareket ediyor. Böyle hallerle hareket ediyorlardı. İle tasavvuf değil, bu tiplerde var. Mesela Şakyamuni Buda mesela. Aklı değil, daha çok kalbi iş yapıyor. O halleri alıyor böyle. Peki Cadde-i Kübra, sahabe yolu nedir peki? Aklı kalbi imtizaç ettirmektir. Efendim? Aklı kalbi imtizaç ettirmek, bütüne getirmek. Yani hiçbirisi birisini dışlamıyor. Hepsinin hakkı hayatını veriyor. O zaman ifrat tefritten çıkıyor. Kafası da kabak gibi, kalbi de kabak gibi. Beraber oluyor. Yoksa Ustad Mesleğe de dediği gibi, bizar oldum dedi. Kalbe indim, akıl lazım, akla çıktım dedi. O akılla, sonra baktım bu mevzuya kalple çözülür. Bu sefer kalbe indim diyor. İnip çıkarak yoruldum diyor. Acaba ikisinin imtizacı bir meslek yok mu dedim diyor. Böyle çıktı Risale-i Nur. Ben o aklı vahye nasıl tabi edilir? Bir kere tanıyacağız. Tanımadığın bir şeyi anlamlandıramazsın yani, kullanamazsın. Kur'an'a akıl nasıl olur? Tanımak da olur. Abi ilk cümleniz, özür dilerim. Evet. İlk cümlenizi bir okur musunuz? Kendine rağmen çıkarımlar yaparak bazen lehine bazen de aleyhine üretim yapan, yani soyutu somuta, somutu soyuta çeviren, bağlantı yapan veya koparan, önermelerden, malzemelerden sonuca varabilen, çokluğun gerisindeki birliğin, varlığın nedenini, kökenini arayan, Yunanca logos sözcüğünden türetilen, duyguların, hislerin ve latifelerin sağladıkları değişiklikleri,
Yani ifrat, vasat, tefrit modlarını kontrol etme melekimiz. Devam edelim. Bilektir ruhum veya ben in istediği yere, zamana, manaya veya hale götürendir. Binektir. Akıl Burak'tır. Evet. Burak'tır. Aklın bir fıtratı varsa, aklın fıtratı varsa, o da çokluğun arkasındaki birliğe ulaşmak. Evet. İşte bu da Kur'an'a tabi olan akıl, evet. Böyle olursa, onun kökenine doğru giderse Kur'an'a tabi oluyor. Devam edeyim. Daha zenginlik olsun diye böyle cılız bir cevap vermeyeyim. Yani zenginlik olsun. Abi burada bir şey var. Akıl eğer aletse hep şey olarak kullanıyoruz. Birisi ok kullanıyor gibi görünüyor. Yani akıl bir karar veriyor gibi laflar çıkıyor cümlelerden. Akıl bir aletse o manalar birinin yapması lazım. Onu kullanarak oraya varması lazım. Onları söylemek gerekmiyor mu? Şimdi... Yok yok, şöyle bir şey. Şimdi akıllı tanımlayacağız. Akılla konuşuyoruz. Bazen kalple konuşuyoruz. Şimdi alemi kemli fesattayız. Her şey sıraya konmuş. Bir şeyin bütünselliğini bir anda bir şeyle ortaya koyamıyorsun ki. Bizde sabır yok biraz. Yani biraz bu gitse daha zengin olacak yani. Yani şu anda senin dediğin doğru da biraz ilerlesin. Akıl konuşuyor şunda. Aklı kendisini konuşturuyor gibi oluyor. Evet. Değil çünkü bu aklı tanımlayan, kıblesine koyan, aklın arkasında bir ben var. Yani bu benim kazağım, benim gömleğim, benim atletim diyen, benim aklım diyen. Bak benim aklım bunu kaldıramıyor. Demek ki benim kazağım derken bunu diyen kazak değil. Kazağın arkasında birisi var. Benim aklım diyen akıl değil. Şun bu akıl gibi gözüküyor bunları tanımlayan. Hayır, ben yapıyor bunu. Aklı malzeme de kullanıyor bunu. Akıl konuşmuyor şu anda bu malzemeler. Şimdi hatta geç arkaya, benim aklım diyen akıl değil. Benim ruhum. Hatta sana sorulacak, ruhunu niye kirlettin? Yedinci sözde söylüyor ve sekizde de söylüyor. Akıl ve ruh cihazını diyor. Altıncı sözde var. O cihazlarını Allah'ın yerinde kullanmak. Ruha da cihaz diyor. Benim ruhum diyen ruh değil. Kim o? Ruhun arkasında birisi var. O ben olan ben. O, ama bunu o tanımlıyor. Akıl nasıl olacak? Ona doğru gidiyoruz. Bir daha. Benim kazağım. Benim diyen arkada. Benim gömleğim. Benim atletim. Benim aklım bunu kaldırmıyor. Benim ruhum ağır geldi. Kimin ruhuna? Benim ruhuma. Hatta ruhunu niye kirlettin? O ben şu anda pergeli koymuş, aklın ne olduğunu aklı kullanarak söylüyor. Ama aklı kullanıyor şu anda. Akıllı, akılla konuşmuyor şu anda. Tamam. Bu önemli bir şeydi. Evet. Bunu bir daha söylerseniz eğer... Yani... Ben olan ben, benim aklım diyen, aklı kullanarak aklı konuşturuyor. Devam edeyim. Kendi lafını, onun lafı gibi bize yutmaya çalışıyor. Yutturuyor. Bazen, ama bazen de öyle oluyor. Bak ne, akıl ne yaparmış seni? Şu cümleye bak. Seni sen eder veya seni senden eder. Dünyanı cehenneme, fethulü fi ibadi ve tholü cenneti, dünyanın cennete çevirir. Niçin? Akıl kendisini akılla yönetmeye kalkarsa sarmalar. Aklı aklınızla yönetemezsiniz. Dünyanız bela olur. Aklınız aklınıza bela oldu mu? Hangi aklınızda bela aklı def edeceksin? Kurt gövdeye girmiş. İçine girmiş. Ne ilacından bahsediyorsun? Düşüncelerin parazit gibi seni yiyor. Düşüncelerini yiyor. Ne? Düşüncelerin. Senin moralini bozan, psikolojini bozan nedir? Düşüncelerindir. Nereye bela olmuş? Düşüncelerini bozuyor. O zaman düşüncelerini bozuyorsa bu düşüncelerden kurtulamazsın bu düşünceyle. Ne lazım?
Üst birimi aktif etmen gerekiyor. Tamam. Mesela bir üst birim, biraz önce konuştuk Bayrampaşa ile. Şimdi ya bugün canım sıkıldı ya, imanla gittim işte, kalbim durdu, öleceğim acilde falan. Bu nedir? Düşüncedir. Düşünceme saldırmış. Neyle şey yapacaksın? İmanınla hemen arkasına onu nasıl kontrol edeceğim? Tevekkül ve teslim. Bak üst birime attım onu. Bırak ya, her şeyin sahibi Allah'tır. Niye bu bedene sahipleniyorsun? Bu benim beden diyorsun, benim kazağım gibi. Niye buna beka veriyorsun? Ölüm korkusu neydi birinci derste? Bedenine beka vermenin suretteki dişe vuruşudur. Zihinsel faaliyeti ölüm korkusudur. Bedene ben demenin, bedeni putlaştırmanın, bedene ebediyet vermenin, ezeliyeti vermenin, beka vermenin yani. Beka bedene verirsen, şimdi ölüyor, ama beka vermiştin. Bu sefer ne kadar şiddetli bir anlam yüklemiştin buna, beka dedin, ama ayağı gidiyor elinden. O şiddetle, buna beka vermenin şiddetiyle arza ile elinden giderken bağırmanın adıdır ölüm korkusu. Böylelikle Kur'an'a bağlamış oluyoruz. Yani. Evet, üst birim. Tevhid ve tevekkül. Teslim ve tevekkül. Devam edelim. Bak, akıl seni senden eder veya seni sen eder. Akıl insanların altını veya üstünü çizer. Bazı yazılan altını çizersin. Bazı insanlarla telefonunuzda altını çizilecek adamdır. Bazısında üstü çizilecek adamdır. Bunu bu yapıyor. Akıl doğrudan ve yanlıştan haber verir. Böyle bir özelliği var. Doğrudan ve yanlıştan haber verir. Uygulamaz. Adresi sana gösterir, sen yürüyeceksin. Bana diyorlar ki abi senin bu kadar psikolojin dersini dinliyoruz ama tam olarak olmadı diyor. Ben sana adresi gösteriyorum. Ben yürümeyeceğim ki. Kalkıp da ben dinleyen çıkacağım. Senin cesedine gireceğim. Ben mi yürüyeceğim? Ben sana yolu gösteriyorum. Adresi gösteriyorum. Sen yürü işte. Kale alma. Başka akıl düzenleyici ve kurucu bir güç olarak hem hariçte hem dahilde olabilen, sahibini oralara taşıyabilen alettir. Bir daha. Düzenleyici ve kurucu bir güç olarak olmayanı kurar. Düzenleyici ve kurucu bir güç olarak hem hariçte hem dahilde olabilen, mesela akıl içeride mi dışarıda mı? Değildir. Ne içeridedir ne dışarıdadır. Sonra sahibini oralara, yani düşündüğün şeye dönüştüren, neyi düşünüyorsanız, neyi hayal ediyorsanız oradasınız, olsunuz. Ona dönüşüyorsunuz. Bu sistemin sahibi akıldır. Mesela birisini hayal ediyorsun böyle. Şuna bak ya. Şu adamı falan böyle kızıyorsun değil mi? Bak kızıyorsun. Eğer o olmasaydı vücut gerilir mi? Hormonlar değişir mi? Cinselliği hayal ediyorsunuz. Hemen vücutta hormonlar değişiyor. Hemen değişiyor. Yani ona dönüşüyorsunuzun örneğidir. Başka, doğrunun ölçülerini belirleyip doğruyu bulma sanatıdır. Bir daha, doğrunun ölçülerini belirleyip doğruyu bulma sanatıdır. Yöntem bulur. Yöntem, aynı zamanda bulduğu yöntemle yürür. Yani arı gibi, toplar topladığınla bar yapar ama balı da yer. Doğruluğun ölçülerini buluyor mu, kullanıyor mu? Bulup sonra kullanıyor. Mesela hani o bulma, doğruluğun ölçülerini vahiy vermiyor mu? Onun o veriyor da nasıl buluyor? Vahiden buluyor. Buluyor ya, buluyor, kozalağını yapıyor için oturuyor. Hani bulan ve kullanan. Yani öyle bir özelliği var. Ona illa kendisi bulabiliyor. Hazreti İbrahim vahiy gelmeden önce mi yıldızlara baktı? Bak işte doğruyu aradı mesela İbrahim. Ondan sonra bak nasıl buldu? Oturmadı böyle. Elini bağlamadı. Acizliğe kapılmadı. Doğruyu bulmayı şey yaptı. Yani o zaman da onu sorması, Tanrı'nın bir anlayışı yok. Bu kainata Tanrı aramak. Ya var olan Kur'an onaylanmış, kafirler tarafından da İslam'a ve Kur'an'a hata bulamamış. Var olan Kur'an'dan ben yürüyemiyorum da olmayan bir din yokken bir insan kalkıp bu kainatı birisi yapmışla yapması lazım diyebilmesi aklın mucizeliğidir ya.
Bu acayip bir haldir ya. Aklın sıfırıdır. Aklın bizim tabirle enesidir. Asya'ya göre aklın nirvanalısıdır. Nirvanadır yani. Yok olmaktır. Hiçbir sayısal değeri yoktur sıfırın ama bütün sayısal değeri o gösterir. Sıfır. Hiçbir sayısal değeri yok. Ama sıfır kaldırırsanız bir yoktur. Tamam. Şimdi o bendir işte. Akla düşün. Var olan dinle. Ben yürüyemiyorum. Bu kadar insanlık bu kadar dibe vurmuş. Din yok. Dini buluyor akılla. Altyapılarını yapıyor. Böyle bir şeydir. Bu ne? Aklı maattır. Bozulmamış akıl bulur. Geminin, arabanın dümeni ve direksiyonu gibidir. Başka? Bunu insana vererek insanı imtiyazlı kılmak, kendisine dost ve muhatap yapılmış Rabbul Alemin. Yani aklı insana vererek kendisine muhatap addetmiş Allah. Ve insanı vererek, muhatap addederek varlık içinde imtiyazlı kılmış insanı. Akla demiş ki hadisi kutsi'de otur, oturmuş. Kalk demiş, kalkmış. Git, gel. Demiş ki senin gibi kutsi bir varlık yaratmadım. Ama senden daha değerli bir şeyin içine koyacağım seni diyor. Niye, akıl. Niye kutsi? Yani? Çünkü kutsi olmasının sebebi çok ilginç soru. Çok hoşuma giden bir sorudur. Çünkü varlığın sürecinin hulasası, ağacın sürecinin meyvesi ya. Akıl varlığın sürecinin hulasası değildir. Ha. Evet. İçerisi varlığın yazılımını 18 bin alimi monte edilmiş ama akıl bu değildir. Allah varlıksız 18 bin alimin dışında yarattığı bir cevherdir. Onun için kutsidir. Akla tapınan bir dinler de vardır. Uyduruk dinler var. Öğretiler var yani. Deride nasıl oluyor abi? O aktif değil o cevher. Var da kablo kopuk. O potansiyel olarak var. Akıl var. Mesela diyelim ki adam gözü ama doğuşta. Malzemeler almadığı için hayali çalışmıyor. Şekillendiremiyor ama o açılsa o sistem var. Yazılım olarak var. O zaman akıl değil de tahakkülü yok. dememiz gerekmiyor mu? Yani o aklı geleni kullanacak tahakkülü sistem var. Akıl dışarıda ya. Bu sistem tahakkülü var. Tahakkül sistemde kafir mümin herkesi fark etmez. Şöyle diyeyim. Dağın tepesine bir su çıktı. Böyle orada hemen yanında bir göl oldu. Ama o göl taştı. Oradan da bir ırmak taştı aşağı doğru. Aşağıdaki göl çok büyük oldu. Bu yukarıdaki göl bundan öncedir ama bunun gibi büyük değildir. İlla önce olması önemli değil. Yani akıl herkese aynı verilmiştir. Cevher itibariyle herkeste akıl aynı esmaya dayanıyor. Ama kimisinin göl gibi, kimisinin küçük göl gibi. Abi ben bir şey söylemek istiyorum. Mecul'den aşağıya Hasan abi, her şey bize giydirilmiş değil mi? Yani ruh giydim, yani şecere ilgatını düşündüğümüz zaman giydirile alem-i şehadete gelmişiz. Ve meyve olmuşuz, öyle mi abi? Evet. Şimdi bize giydirilenlerin içinde bu akıl yok mu abi acaba? Şimdi sonra akıl levh-i mahfuzdan giydirilmiş bize ya. Giydirilmiş. Şey mi demek istiyorum? Bizim dışımızda çalışıyoruz. Şimdi bakın. Biz meyve olduysak sanki bize teslim edilen emanet gibi görünüyor akıl. Emanet tabii. Emanet. Elinin dışında her şey sana emanet. Aklın sahip çıkan ruh bile. Akıl. Akıla zaten sana emanet verilmiş. Hayat emanet verilmiş. Ruh emanet verilmiş. Hatta ruha sorulacak. Ruhunu niye kirlettin? Sana emanet verilmeyen tek bir şey var. Sen olan sen, ben olan ben dedin ene. O sensin. O da sana verilmişse sen kimsin? Ene nedir bu manada? Terk ettiklerinin dışında terk edemediğinsin. Benim kazağım, benim gömleğim, benim atletim, benim vücudum, benim hayatım, benim aklım, benim ruhum, benim ben olan ben. Aslında ben diyemediğin yer. Yani. Evet. Ben artık diyemediğin, terk edemediğin şeysin sen. Arkasına geçemediğinsin sen. Kur'an'ın tabiriyle en Allah, Musa aleyhisselam sormuş. Ya Rabbi senin kullarını soruyor sen kimsin diye. De ki diyor ben Allah'ım diyor Allah.
Yani oradan ben de ne çıkarıyorum biliyor musun? Allah Allah olduğunu biliyor mu? Allah Allah olduğunu bilmekten ve Allah'a mahsus olan lezzet-i mukaddesesini düşün. 24. mektup. Lezzet-i mukaddesi var ya, onu öyle anlıyorum. Şimdi bir düşün, ben Allah'ım ve bunu biliyorsun. Yani bunu nasıl anlarız? Şimdi yaşarken aşere-i mübeşere olsan, cennetlik olsan, bilsen, böyle yaşasan. Birileri yaşamış. He. Ama bizim anladığımız gibi anlamamışlar gene. Bu imtihanın farklı formatıdır demişler. Bizim anladığımız gibi hemen böyle sedirde yatmamışlar yani. Korkmuşlar, eyvah demişler. İmtihanımız şiddetlendi. Bu imtihanın başka değişiğidir demişler. Çünkü niye? Sonra dedim ki bana olsa böyle olurdu. Bir donum bostan yelken Osman yapardım, sedirde yatardım. Ha, onun için ben zaten aşere-i mübeşere olmadım. Evet. Şeşere şaşara. Şeş. Başka? Adam evliyalık soruyor. Ya dedim Ramazan hiç unutmuyorum. Çok dinlediniz de. Ne yapacaksın bu evliyalığı ya? Bunu niye soruyorsun ikide bir ya? Adam bak evli olmak istiyor. Niçin? Bak hele. Kabirden, haşirden, sırattan geçeyim. Dünyadaki sıkıntıları atlayayım diye değil. Abi ya dolmuştan kurtulurdum diyor. Buna verilir mi şimdi? Ha biz böyle güldük değil mi buna? Aşere-i mübeşere de bizi böyle gülüyor. Bu evinin emanet verilmesindeki hizmet ne abi? Yani Allah'ın muradı ne? Şimdi en ne dersin de değil ya. En ne dersin de değil. Ama oraya çıkıyor, oraya verecek dedik ya. Yani abi en son verilen sanki akıl gibi görünüyor. Yani emanet olarak şey, yani kutsal emanet. Şimdi Allah'ın zatı kainatta olmaz. Allah'ın sıfatları kainattadır. Allah'ın zatı insandadır. Ama ene zatı değildir. Zatın ortaya çıktığı vücutsuz vücuttur. Vücudu yok ki. Tanımlanamıyor zaten. Yok. Taayyün ve teşahhus. İşte şu anda konuşan, o merkezde konuşmaya çalışıp da aklı kullanan, içini doldurmaya çalışan, aklı kullanıyor, aklı akılla aklı izah eden yine o. Şu anda arkadaki. Şu anda o. Şu anda aklı kullanan ve akılla malzeme toplayan, aklın içini dolduran arkadaki. Akıl değil bu. Devam edeyim. Yani şu çok önemlidir. İnsana vererek insanı imtiyazlı kılmış. Allah sorulsa insan niye özelliği var? Aklı alarak. Emaneti hamletmek o. Sonra ben biraz da ters anlıyorum ya, tersten baktığım için şöyle. Lakat halaknal insane fi ahseni takvim ama inno kane zaluman cehula. Peki ver bana ver dedi. Dağlar falan almadı. Ver ben alırım dedi. Niye aldı emaneti? Benim anladığım tersten anlıyorum. İnsan zalim ve cahil mi? Zalimliğini ve cahilliğini kaldırmak için aldı emaneti. Öyle basit adam değil bu insan. Zalim ve cahildir, bildi. Bunu nasıl kaldıracağım? Ancak o verilmesi gereken emaneti, ver bana dedi. Niçin hemen sahiplendi? Zalim ve cahil olduğundan değil. Zalim ve cahilliğini kaldırmak için aldı. Başka seçeneği yoktu. Yok. Şiddetli ihtiyacı vardı yani. Evet, almaya. Soyutlayarak madde arkasına geçip sıralama olmaksızın bak soyutlayarak somut değil soyutlayarak maddenin arkasına geçip sıralama olmaksızın mazi ile istikbale yol açan şey bir şey bak bir daha soyutlayarak sıyrılarak varlığın arkasına kalbin ve ruhun derece hayatına geçiyor ya soyutlayarak maddenin arkasına geçip sıralama olmaksızın konuşurken sıralama yapıyoruz yani sıralama yapıyoruz sıralama demiyorum bu dışarıda somut bu ama içeride sıra yok yani çekirdekte mayıs bir filizlendi 30 sene sonra ağacın son tepesindeki filizi çıktı dışarıda 30 sene varken çekirdekte İlk filizle son filiz aynı yerde.
Akılda böyle meratip yok. İşte varlığı bütün 18 bin alemi alıyor. Bunu soyutluyor. Kendine dönüştürüyor. Sıra kullanmadan mazi ile istikbale yol açıyor. Mazi ile istikbale yol açıyor. Aklı olmayanın mazi ve müstakbeli yoktur. Akıl mazi ve müstakbeli yapar. Ustad da diyor ki dinsizin diyor andadır diyor. Mazisi yoktur diyor. Mazi çünkü ölmüştür. Mazi madumdur diyor. Gelecek de zaten olmamıştır. Andadır. Zaten an var mı? Bak şimdi olan olmuştur. Olmayan olmamıştır. Ortada bir şey kaldı mı? Peki an nedir? Bak şimdi olan olmuştur. Olmayan olmamıştır. An nerede ki? An yoktur. Var. Geçmiş var. Gelecek var. Geçmişiyle geleceği bütünde bulunabilme şeydir. Anı da demeyeceğim. An diyelim. Geçmişle geleceği anda bulunabilme haletidir. An diyoruz ona. An geçmişten kopuk değil, gelecekten kopuk değildir. Geçmişin bütünlüğüyle, gelecekteki yapıyla geçmiş ve geleceğin anda durumudur. Yani bakın, olan olmuştur. Tırt, saati düşün. Tık, tık, tık. Tık, tık, tık. Olan, mazi. Olmayan, istikbal. Ortası yok ki bunun. Ya olmuştur ya olmamıştır. Felsefe bu işte. Din böyle demiyor. Dinde an vardır diyor. Nedir o? Mazi, anda ne var? Ben de anda bir şey vardım. Anda peki... maziden soyutlanmış mıyım? Bir sürü 50 sene geçmişim var. Bir sürü tecrübem var. Haletlerim var. Geçmişim var. Geleceğe karşı bir yatırım var. Emellerim var. Turlu emellerim var. Bir sürü beklentilerim var. Benden de gelecek olmakla beraber bende var hala. Gelecek bende var. Peki nerede geçmiş? Gelecek neredeyse geçmiş de oradadır. O zaman ben geçmişten kopuk muyum? Hayır. Gelecekten de kopuk muyum? Geçmişin ve geleceğin bütünselliğidir an. Geçmiş nedir o zaman? Gelecek olmayandır. Ezeli ebedi değil yapamıyorum. Akıl için böyle değil. Yani. Değil işte. Böyle değil. Bunu kaldırıyor. An. Böyle bir şey. Bu zorlandığımız bir şeyin bunun arkası. Hasan abi şunu da söyleyeyim. Bakın dağlara teklif etmiş almamış diyorsunuz değil mi? İnsana teklif etmiş, insan almış. Neden? Çünkü cahil ve zalim. Kendi. Onu kaldırmak için. Evet. Aslında sözün içinde söz var abi burada gibi anlıyorum ben. Diyorum ki bize bu teklif şu anda yapılıyor. İşte akıl o teklifi buluyor ve alıyor. Vahye muhatabiyet bu demek oluyor gibi anlıyorum. Şu anda yapılıyor abi o teklif. Yani ben insana yapılıyor diyor. Bana şu anda yapılıyor o teklif. Şimdi elestu bi rabbikum yapılmamıştı. Yapılmıştı. Yapılmıştı. Yapılmamıştı. Yapılmış olsaydı ve yapılmış idi tamam. Orada kalsaydı Kur'an'da önümüze konmazdı tencit pilavı gibi. Evet. Yapılıyor. Yapılıyor. Evet. Her an. Her an yapılıyor. Şöyle bir onlarla alakalı bir şey var da. Elestü dağıtmayacaksın bir... yalnız. Tamam. He. Ve susacağım. Elestü bir rabbüküm. Kalu bela var yani. Elestü bir rabbüküm umumi dünya. Kalu benim hususi dünyam. Bela demem de benim ondaki faaliyetlerim diye düşünmüştüm. Tamam. Bela derken bu bela şey değil. Doğru söyledim. Evet. Çok antikadır. Mesela Nünker Mekir soru soracak. Nünker Mekir soruyor zaten burada. Zaten soruyor. Yani yazılı yapıyor hocam. Bir hafta sonra yüzümüze okuyor. Yazılı kağıdın bir hafta sonra geliyor. Şimdi açık saçık geliyor. Memursun bir fırsat geldi. Öğretmensin. Ne bileyim fabrikadasın. Yani bir imkan önüne koydun. Bu mu bu mu? Nünker Mekir soruyor. Bunu mu bunu mu? Soru bu. Peki yaptığın tercih cevaptır. Yazılı bu. Kabirde sana şöyle soru soruldu. Bunu cevapladın. Yüzüne kaşık koyun. Soru burada soruluyor. Orada yüzüne yazılı kağıt dokunuyor. Abi eşittir gidecek olursak ben çok konuşuyorum. Eşittir'den gidecek olursak Hasan abi kader, teklif, kaza,
kabul oluyor. O zaman kaderi kazaya çeviren de akıl oluyor aslında bilim. Bir düşünmek lazım. Ve burada bir şeyler konuşuluyor. Söyleyin şey, cevap ver. Nedir? Anlamaya çalışıyor. Ha iyi. Tamam. Fırtına. O zaman Hafız Ali yerine sordu diyor. Ben de burada burada sorulmuş. Burada sorulmuş. Burada mesela Hafız Ali'ye geçelim. 200 kaç? 154 müydü? Balla'da ne diyor? Kardeş diyor ders okuyor diyor. Birinci besmele dersi okuyor. Birinci söz. 14. Leman'ın. Ben diyor okurken diyor alemlere gibi büyük bir aleme geçtim diyor. Saray, hayır Hafız Ali abi. Saraya girdim diyor büyük saray. Başım döndüm diyor. Ya tay demedim sarayda diyor. O besmele okuyor. Sonra diyor ya bunu küçüktür mü? Ya bunu ben şey atayemedim. İndim aşağıya diyor. İnmiş sanki ikinci kattan inmiş. Küçük bir saraya rast geldim diyor. Tamam. O saraya oraya bari dolaşayım dedim ama kapısı vardı diyor. Nasıl açacağım dedim diyor. O anda ders okuyan diyor ki besmele anahtardır diyor. O hemen o an nasıl açacağım diye karşıdan öngör. Bismillah dedim diyor. Evet. Ve ders yaparken geziyor bu adam. O miraç yani. Miraç o. Miracı oluyor. Ve o anda bismillah o ders yapan kardeşim bana hatırlattı diyor. Ne hatırlattı o ders yapıyor. Senin de dünyanda değil ki o. Biz niye miraç yapamıyoruz böyle abi? Yani hayranlıkla dinliyorum. Ya. Sonra besmeleye girdim diyor. Allah Allah. Dolaşıyor. Okunanları sarayda görüyor. Dikkat ettiniz mi? Ne de ondan sonra başladı. Sarayda gördükleri, dünyada duydukları. O büyük sarayın şeyini hepsini orada gördü. Orada hepsini gördü. O kardeşim orayı burada yaşıyor. Rabbani Hazretleri'nin dediği gibi. Avamın beklediği ahiretteki o sarayı. Havas burada yaşıyor. Tamam bu insanlar tecerrütle, terklerle muvaffak olmuş. Tamam mı? Ne kadar terklerin varsa bu olur. Şöyle bir misal söyleyeyim. Kalkmış akıl toplaması, akılla çalışıyor. Bir insan niçin ihtiyaç duyar? Araba var, kadın var, mal mülk var, şöhret var, bilmem ne var, televizyon var, kariyer var. Bunları bırakmanın adıdır bu dersleri toplamak. Adam kalkmış ezberden beka dersini yapıyor. Yani terkin anlamı ne demektir? Ortaya ne koyuyorsan, neyle meşgul oluyorsan o cinsten terklerin var demek. Yani bunun cevabı nedir? Terklerin nispetinde olacak. Bir insan bu derse niye ihtiyaç duyar? Siz niye bu gelirsiniz buraya? Bir ihtiyaç değil midir? Ha? Misal. Anladınız mı? Başka. İmkanatları, nisbilleri, vahiy ve ilhamları, sunuhat ve tunuhat ve işaretleri alabilen ve yayabilendir. Şuraya bak. Bir daha. Bunu şeylerden işaret cihazından yazdım galiba. Ya muhakemattan. Orada da var çünkü. İmkanatları. İmkan. Nisbileri. Vahiy. Vahiy kalbe muhatap olmamış ilk. Vahiy kalbe inmemiş. Vahiy kalbe akla inmiş. Muhatabı ilahi yegane ilk muhatabı budur. Akla inmiş. Zaten evet ihya. İnşa tövbe. İhya aşağıda. Zaten Peygamber Aleyhisselam aklı olmayan dini yoktur diyor. Yani o din olmayınca fıtrattır, cennete gidecektir. İlk önce akla hitap etmiş. Evet, Ceberut. Akla Kur'an inmiş. Akla inmiş. Şeceri hilkate, lef-i mavuza inmiş. Kalbe inmemiş. Ruha inmemiş. Sultana bak yani. Akıl binek olması şeyi taşıyor. Burak'tır. Burak. Burak olması. Allah Resulü Burak'a bindirilmiş. Burak'ın içini merak ettik. Ne tornavida kullanılmış. Civataları ne, kablosu ne. İçini merak ettik. Burak'ın içinde ne var? Karaciğer mi, böbrek mi, darak mı? Bir mahluka binmiş. Baktık ki içeride Burak'ın içinde zanlar varmış. Zanlar varmış, düşünceler varmış, bilgiler varmış. Bunların bütünlüğü şeymiş, Burak. İnşallah anlamışsınızdır. Peygamber Aleyhisselatı zansız bilen yegane Allah'tır. Efendimiz de bilemiyor değil mi? Evet. Ama Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın zanı Nefsül Emir'deki hadiseye tam mutabık olunca kalbi şaşırmadı. Kalbi yalanlamadı. Ha, al bu neydi ya falan oraya gidince demedi. Ha, tabii canım bu böyle olacak. Tabii bu da böyle olacak.
Öyle iman etmiş ki gördüğüyle iman eşit olmuş. Ne ile? Terklerle. Neyi terk etmiş? Bu koltuğu terk etmemiş. Neyi terk etmiş? Eşini terk etmemiş. Allah Allah terk dedin. Baklavayı terk etmemiş. Neyi terk etmiş? Dendiği gibi kullanmış. İfrat tefritten azade. Terk demek elini kolunu bağlamak değil. Onun yolunda kullanmak. Onun dediği gibi yapmak. Çoğaltmada, azaltmada. Tamam. Onun yerinde kullanmak. Başka mesela? İçlerin cebi. Yargılama, efendim bir şey diyeceğim. İçlerin cebi. Evet. Yargılama yapabilen, deneyleyebilen. Yargılama yapabiliyor. Nasıl ki haşir meydanının küçük provası nerede? Haşirde ne sorulacak? Sana burada soruluyor. Vicdanda var. Haşirin meydanının küçük provası vicdandır. Sana ne sorulacak? Burada söyleyecek. Söylüyor zaten. وَاِنَّ الْاَبْرَارَ لَفِنَيْمْ وَاِنَّ الْفُجَرَ لَفِجَيْمْ Cezası olanın burada da azabı vardır. Ahirette mükafat olanın burada da lezzeti vardır. Vicdan. Vicdan ahiret, haşir meydanının küçük şeyidir. Peki lef-i mahfuzun nesidir? Ceberut. Alem ceberuttur. Temsilcisi Cebrail'dir. Bizde işte dimadır. Üç kuvvenin aktifliğidir. Kuvve-i akliye. Allah'ın subutu sıfatında kudret var. Esmasında kuvvet var. İnsanda kuvve var. Tefekkürle, uydurukçasıyla, tıp, spordaki adıyla, konsantre ile bizde tefekkürle, yoğunlaşarak, odaklanarak, düşünce ile o kuva aktif oluyor. Bu diyor. Peki neredeydi bu güç? Abi siz neden hiç yazmıyorsunuz? Kudret, kuvvet ve kuva onları bence bir yazın abi ya. Yazın. Biliyorsunuz yani. Yazdıktan daha şimdi uzamasın çünkü çok yürüyeceğimiz çok şey var da. Çok istiyorum bunları. Çıksın. Ama ver kalem. Benim bildiğim masama gel yazarım. Şey bir tane de ver. Subuti sıfattan kudret. Şimdi yazıcı olduk. Kuvvet. İnsanda kuva. İnsanda. Kainatta şeceri hilkatte. Şey desek olur mu abi? Fiilde de güç desek. Ha tamam. Tabii. Fiilde. Fiil aşağı. İnsanda nedir? Kuva ama fiil olabilir. Güç. Kuvvet. Yani bizim kuvvetimiz böyle. Ama burada vurgulamak istediğim şuydu bak. Hiçbir şeyim yok. Tembelsin tamam mı böyle? Yerinde oynamayan Bağdat tembeli derler ya. Hiçbir şey yerinde oynamayan. Deprem olsa ne yapar? Hemen fırlar değil mi? O güç nerede? Neredeydi bu? Köpek kovaladı seni bir anda. Hayal ettin bir şeyi. Oraya koy istersen. Şehvet ettin bir şeyi. Şehvet koy oraya. Şehvet ettin. Peki o güç neredeydi o halet böyle? O sende üç yerdeydi. Kırmızıyı ver. Ver abi, ver. Bak. Tahayyül. Tasavvur. O gafurun tespitini yapayım. O tam yerinde. Çok önemli o. O kardeşin şeyi. Bir tane başka kalem ver. Ha bunu hepsini bana ver. Benle uğraşılmaz. Tahayyül. Tasavvur. Taakkul. Tasdik. İzah olsun.
izan, iltizam, itikat. İtikat. Bak şimdi. Bu taakkul berza attı. Berza. Çivi gibi berza. Şimdi bunu döndürürsen şöyle haçtaki gibi soluna Kabe alıyorsun. Sağdan sola dönder. Dönder. O zaman ne olur? Tasavvur taayyüle, taayyül tasavvura bu dönmekten üç tane kuvve var. Bu burada kuvvede kuvve-i akliye. Akliye. Kuvve-i gadabiye, düşünceyle oluşur. Gadabiye. Görüntüyle oluşur. Kuvve-i şeheviye. Kuvve-i şeheviye. Şimdi bu üç tane kuvvenin aktifliğiyle insan bu dünyada yaşıyor. Bunlar neredeydi? Gadabiye tasavvurdaydı, şeheviye taayyüldeydi, akliye buradaydı. İşte bu kuvveti aktif eden ya bir görseldir, mekandır veya bir düşüncedir, zandır, bilgidir, malumattır. Kuvve-i akliye ise dehadır, fikirdir, hafızadır diye 24 tane şeyi var. Peki ne olur? Bu buraya girdiği zaman dışarıdan buna doğru atar. Böyle atınca bir hareket getiriyor. Az ne dediğim, bunu oynatıyor. Bunu oynatınca olunca güç oluyor. Vay. Bana olmamıştır. İnşallah. Güzel. Şimdi böyle dönünce güç ortaya çıkıyor. Bu bile dayanamadı. Ve ortaya çıkıyor. Bak bu da bir hikmettir. Bak burada var olan mürekkebi o hızda ortaya çıktı. Gördün mü? Gömülüydü. Aa, dışarıya çıktı. Aşağıdakilerle alakalı kuvveler yok mu? Olmaz olur mu? Yok. Bunların kuvvesi bizim dünyada yaşamak. Kafirin bundan aşağı yok. Şöyle. İman eden için ama aşağıda da bir kuvvet. Evet, kuvvet var. Mesela izan-ı kalbidir. His. Kuvve olarak his. Evet, hisler var böyle. Burada da tasdik, fikir. Bu da ibadetler, irade. Fikir yani. Evet, evet. İltizam fiilidir. İzan-ı kalbidir, hislerdir. Tasdik, ilimdir. Ondan sonra bu ona şey katıyor, hareket katıyor, daha güç katıyor. Devam edip konu olmadığı için ama mecbur giriyorsun. Yargılama ve deneyleyebilme özelliğidir akıl. Akıl meydan veya altı yol kavşağıdır. Ya meydan? Her tarafa dönebilirsiniz berza olduğu için. Altı yol kavşağı, otobanda dönemezsiniz. Sağa sola çıkamazsınız. Geri dönemezsiniz hiç zaten. Altı yol kavşağı olunca istediğin yere. Yani insana altı yol kavşağı imkanı verir akıl. Çok ilginç. Altı yol. Evet, dört yönde falan değil. Nereden çıkarttım onu? Şuaların sonunda 29. Arabiye var, Elemay Arabiye sonunda 6 tane yön var der. 6 tane cihet var, 6 tane zaman var. Milletin bildiği, felsefenin bildiği 3 zamandır. İstikbal, hal, maziye dökülür. Ustad 6 tane şeyden bahsediyor. Cihet var diyor. İşte onu, o 6 tanesini evirip devirip çeviren ve geçişler yapabilen ve duygular istediği gibi yön verebilen, duyguyla duygu arasında yol açabilen, koridor açan, yolları kapatan melekedir akıl. Disler arasında, duygular arasında, işte bu işte berzahtır. Bununla bunu, bununla bunu hep bağlama bu. Akıl akıl olursa, işte vahiy muhatap oldu. Kabul ederse bunlar aktif oluyor. Kabul etmese burada kalıyor. Bu dönüyor kafirin. Akıl aletinin doğru ve istikametli çalışmasının an şartı doğru bilgilerin, önermelerin ve bu merkezli önermelerin olması lazım. Yani akıl, bir mühendis düşünün, cetvel lazım, pergel lazım. Önermeler, tanımlamalar, bu toplama dersler, şu derslere katılmalar, kamplara, kitap okumalar,
akla doğru malzeme verip çalışsın diye. Yoksa çok zekidir hakikaten ama derslere katılmamış, rank olmamış. Bu adam zeki hakikaten. O zaman zeki aklına bela olacak. İki, Üstad Tarih Hayat'ta diyor ki, zeka ile aklın ifrat derecede bir insanda cemi ancak asrın imamlarında olur. Bediüzzaman'da böyle bir şey diyor. Onun için zekavet özenilecek bir şey değil. Pompalıyorlar cemiyette. Şeyi nasıl anlamak lazım? Akıldan istifa etmek. Aklından mesela istifa et diyor, teklif ediyor. Çünkü niye? Aklın yöntemini kullanmıyor. Yani akıl dışarıda, akıldan istifa etmiş oluyor otomatik. Yani Kur'an'a tabi olmayınca aklından istifa ediyor. Yani doğru kullanmadığın bir şey onun zıttındasın demektir. Akıldan nasıl istifa eder? Bir üst birim varsa edersin. Mesela şöyle diyeyim. Cüz-i ihtiyarından vazgeçtim diyor. Cüz-i ihtiyarından daha üst birim olmasa ihtiyarından nasıl vazgeçersin? İstifa bir dilekçe veriyorsun üst bakıma. Evet. Bak mesela akıl burada. Ondan sonra vicdanı ve kalbi aktif ettiğin zaman aklı bile o kullanıyor. Bu müsbet abi değil mi? Menfisi de... Menfisi meselemiz değil bizim. Yok orada hani serbest bölgede gömülüyor yani. Ha bu menfisi şu. Vahiy geldi mi abim buraya taakkule? Akla muhatap oldu. Vahiy kalbe inmez. Akla iner. Buraya muhatap. Kabul ederse bunlar aktif olur. Vahiy kabul etmezse burası kesilir. Adamın şurası bunun hususi dünyası olur. Herkesin hususi dünyası burası. Burası olursa umumi dünya olur. Şöyle katlanırsa umumi dünya olur. Umumi. Bu olursa ben vahiye muhatap olmamış reddetmişse bu dünyayı zannediyor ki umumi dünya. Oysa burada mahdut muayyen bir dairede dönüp durur der. Aynen. Peki akıl bedihi nazarla bilinen, görülen, işitilen, koklanan, tatlanan ve hayatımızın gerçeği olanlarla değil, daha çok Bu sıfatlarımızın, yetilerimizin dışında kendine aşkındır. Kendine dönüktür. Kendini tanıyıp tanımlamak en büyük idealleridir aklın. Aklı ne? Gören, işiten değil. Bu zeka lakalı bu. Bu görünenin arkasındaki görünmeyene ile kendisini inşa etme meylindedir. Yani işitilen, görülen, tutulan, bilinen şeyin arkasında gözükmeyen, tutulmayan ama kaynak olan onunla kendisini inşa ve ihya eden bir sistemdir akıl. Bir de okuyayım. Akıl bedihi nazarla bilinen, görülen, işitilen, koklanan, tatlanan ve hayatımızın gerçeği olanlarla değil, daha çok bu sıfatlarımızın yani yetilerimizin yani yetkiyi haline gelen o istidatlarımızın, kabiliyetlerimizin dışında kendine aşkındır. Yani kendine aşıktır akıl. Kendini tanımak çok istiyor. Kendine aşkın derler. Başka şey, kendine dönüktür. Bunların dışında kendine aşkındır. Kendine dönüktür. Kendini tanıyıp tanımlamak. Tanıyıp tanımlamak ondan sonra tanımlıyor. Merak aklın şeyi o zaman. Evet, aklın. Bak kendini tanıyacak. Tanıdıktan sonra kendisini tanıdıktan sonra tanımlayacak. Böyle bir ideale sahip olan bir aşkındır. Yani harice aşık değil, kendisi kendisine aşıktır. Bir tuhaf işte. Bu akıl işi değil bu söz. Yani veya bu şey özellik. Aklın akıl işi değil. Akıl işi değil ha. Yani kendine aşkın, kendine aşık. Kendine dönük böyle acayip bir özelliği var. Allah'ım Allah sana razı olsun. Başka? Cenab-ı Hak Celle Celaluhu diyor ki bir mana ya akl
İkbal eyle. Bak Cenab-ı Hak demiş ki ya akıl ikbal eyle. Yani beri gel. Akıl emre imtisal edip ikbal eyledi. Yani ya akıl idbar eyle. Yani geri git. Buyurduk da geri gitti. Teala izzet ve celaline kasem edip şeyde yazdım herhalde. Elmalı Hamdi'de yazdım. Cenab-ı Hak da bu sefer ya git ya geri gel dedi. Gitti geldi. Allah da diyor ki ya senden ekram mahluk yaratmadım. Senin ile as ederim ve senin ile ita ederim ve senin ile sevap veririm ve senin ile ikab ederim diye buyurdu. Ukkab ilimden ibarettir ki aklı evveldir. Yani ukkab kalemdir ki aklı evveldir. Mukaddemen sebepsiz vücut bulan olup vaktaki aklı evvel alemi kutsi ve mevcut olanların alası olduysa da kuşun tayaranında alası olana ukkab tesmi olundu. Elmalı Hamdi Yazır'dan almış. Amin değil mi? Bak nasıl demişler. Bir daha ben dura dura izah edeyim. Cenab-ı Hak demiş ki akla beri gel. Ak ikbal eyle. Beri gel. Akıl emre imtisal eyledi. İkbal eyledi. Yani ya vesaire git gel dedi. Dedi mi? Sonra akla dedi ki Allah senden ekram daha kerim mahluk yaratmadım. Seninle ne yapacağım biliyor musun? İnsan içine koydum. Senin ile as ederim. Senin ile de ita ederim. Senin ile alırım verdiğimi. Senin üzerinden alırım o adam, o insanlara. Senin üzerinden de veririm. Ben ne vereceksem vahiy ile verdim. Vahiy de senin üzerinden veriyorum insanlara. Seninle as ederim. Alırım. Senin ile ita ederim. Veririm. O kadar acayip bir şey. Sonra senin ile sevap veririm ve senin ile ikab ederim. Mesela adam delidir veya şuursuzdur. Ayakkabıyı sağdan giydi, sevabı yoktur. Ama sen giyerse sevabı var. Çünkü sen bunu akılla yaptın. Senin ile de ikab ederim diye buyurdu. Ukab ilimden ibarettir demiş. Buna abisi bir alim. Aklı evveldir der. Aklı dörde ayırmışlar. Dört tane esmaya uygulamışlar. Evvel, ahir, zahir ve batın. Akıl tek şey değildir der. Ulema. Evveli var, ahiri var, zahirisi var, batınısı var. Çok tuhaf. Geçelim. Şimdi bunu açık değil mi? Tamam. Açık, yok yeter. Başka. İyi misiniz? Abi niye geçiyorsunuz ki onu? Evveli ya hepsine konuşuyorsun. Bir daha sen diye bir şey. Çünkü yok. Ona girersem çıkamayacağım daha da. Evveli, alı... Bundan bir önceki şeyle alakalı bir şey geldi ama buna aklı midesine galip olmalı diyor ya, aklı midesine galip olmalı. Yani akıl soyut tarafıyla ilgileniyor ya, mideye geldin mi de somutla, yani o demek akıldan kopartıp somuta geçiriyor yani. Mesela acıkmayı bile mide dedin, şehveti bile akılsız olmuyor. Delilerin şehveti olmuyor. Tamam mı? Ondan sonra bir şey, düşünce yapıyorsun, zannediyorsun, bilgi yürütüyorsun... İz takip ediyorsun oradan oraya. Bir resim gördün. Başka resime takıyor seni. O resim oraya takıyor. Düşünceye dönüşüyor. Malumatları, bilgileri aktif ediyor. Bu sefer varsa gücü akla giriyor. Bu sefer cezayı da mükafatı ondan sonra alıyorsun. Çünkü Allah akla gelmeyen bir şeyi hayali ve düşünceye ceza yazmıyor. Günah yazmıyor. Buraya gelmiyor. Çünkü Kur'an buraya gelmiş. Ey vesveseli kardeşim. Ey vehimli kardeşim, burada hayaline ihtiyarsız gelen resimler, filmler, ihtiyarsız gelen cümleler, vehimler, zanlar burada olduğu için vahyin muhatabı değil. Vahiy buradan başlıyor. Dolayısıyla günahın ve sevabın dışındadır. Buranın adı serbest bölgedir. Her şey her şekilde bulunabiliyor. Her şeyin her makamı bulunabiliyor. Her daim insanın kontrolünde olmayan ve insanın aklını yani dimağını iksirliyor, kalbini mayalandırandır. Onun için bundan sonra mesuliyet var. Onun için sahabe bir tane zat diyor ki alim, yani aklam daha geçmemiş, onaylanmamış,
düşünceler, zanlar, resimler vesaire günah değildir. Bu aklı evvelde. Mesela zahirde çok akıllı, dev adam falan zekidir. Eğer o zekavetini Allah'ın dediği yerde kullanıyorsa hakikaten aklından üstündür. Zekasından üstündür aklı. Yani kısacası akıl burada olup buralı olmayandır. Kutsidir. Sufli'de olmaz. Sufli aklın sıfatı zeka yapar. Zeka bir insan aklının önüne geçti mi? Yani vahiden koptu mu? Vahiden koptu mu? Kişinin zekası aklın önüne geçti demektir. Adınız gibi bilin ki her kafir akıllı, hiçbirisi akıllı değildir. Kafirler akılsızdır. Çünkü yaakilun, taakilun, efele tefekkerun, fetebiru yavluvu elbab diyor. Yani aklınız yok mu? Akletmezler mi? Düşünmezler mi? Diyerek akıl işlemindeyse akıldır. Akıl işleminde değilse akıl yoktur. Çünkü Kur'an'da yaakilun, taakilun derken fiildeki aklı söylüyor. Taakkulden bahsediyor. Fiilde varsa akıl vardır, yoksa yoktur. Ne var peki kafirde? İyi bir mühendistir, iyi bir doktordur. Veya mürtet mesela Türkiye'de. Ameliyata gerek yok. Adam parası için adamı kesiyor. Gidiyor devletin ihalesini denetliyor. İnşaat mühendisi, köprüyü müteahhidi. Gidiyor çimento eksik, onu onaylıyor. Neyle yapıyor? Kendisini akıllı zannediyor. Zeki ahmak bu. Onun için yakının, takının düşünmezler mi? Düşünmüyor musunuz? Akletmiyor musunuz? Bu kadar şey. Eğer düşünmüyor ve vahiy bağlı değilse akılsızdır bu. Aklı yoktu ama çok zeki. Ha, zekidir tabii. Zekilik meziyet değil ki. Akıldan istifa etmek bu değil mi? Tabii kopmuş o demek. Vahiden kopmuş. Yakının, takının yok mu aklınız? Akletmiyor musunuz? Adam kime hitap ediyor? Ey akıl sahipleri, aklınızı başınıza alınız. Veya düşünmezler mi? Düşünmüyor musun? Bu hitap kimin? Eğer akıl başta olsaydı aklını başına al denilir mi? Bak şimdi. Akletmiyor musunuz? Kime hitaptır bu? Akıla mı hitap mıdır? Akıl değil bu. Bu taakkule hitaptır. Sisteme hitaptır. Sisteme diyor ki aklını başına al. Malzemeni başına al. Devam ediyorum. Tefekkür dima giydirilen libastır. Görüyor musunuz? Osman. Bir daha. Tefekkür. Bak, tefekkür dima giydirilen libastır. İman ise ruha giydirilen libastır. Fiil ise bedene giydirilen libastır. Muhabbet ise kalbe giydirilen libastır. Boru gibi oldu abi. Anladın? Bak bir daha. 20. sözde diyor ki İbrahim vari oğlunuz. Daha yazarsın bak yazayım. İbrahim vari oğlunuz. Ruhunuza iman libasını giydiriniz ki diyor. Dünyevi ve ahiret ateşler sizi yakmasın. İman tefekkür dima giydirilen libastır. İman ise ruha giydirilen libastır. Muhabbet ise kalbe giydirilen bir libastır. Fiil ise namaz, niyaz, oruç veya içki bedene giydirilen bir libastır. Tamam mı? Çoğaltırsınız. Hayal nedir? Mevcudata giydirilen libastır. Veya bizde nedir hayal? Düşüncelere, bilgilere, malumatlara, zanlara 4 giydirilen libastır. Devam ediyorum. Bütün bu mevcudatı ben mi oluşturuyorum yani? Senden olmuş. Oluşturuyorum. Senden hepsi. Gölgene tapma. Gaye yapma. Bu sendendir. Sen olmasan hangisinin kıymeti var? Sen çekip çıkarsan buzdan suyu çıkartma gibidir. Senden yapılmıştır. Bunu anladığın zaman düze çıkıyorsun zaten. Senden yapılana gidiyorsun, esas yapıyorsun. Kafir de senden yapılmış. Zındık da her şey. Öyle bir hale geliyor ki arş benim, kürs benim, cennet benim, cehennem benim, Cebrail benim, İsa benim, Musa benim demiş. Muhammed de benim demiş. Muhyiddin Arabi. İmansız bir yerde. Akıllı bir. Nasıl? İmansız bir noktada mı iman etmiş? İmansız bir noktada iman etmiş. Ne demek o? İman. İmansız mertebe. Ha yani o oralar şey yapma şimdi, imansız mertebe deyince yanlış anlaşılır. Orada iman yoktur demek istiyorsun da. Çünkü iman gaybadır. Gayb ittiği yerde iman yoktur. Onu diyor.
Abi soyut vurgusu yapmanız harika. Çünkü aklı hep maddesel, maddi, görüntü... Onu zaten gelecek. Soyuta bağlı olan aklın tarafına zeka denilir. Bak onu gelecek acele ettim gene. Soyuta, maddeye, varlığa iletişim, bağ kurma özelliğine, aklın bu özelliğine zeka, aklın soyut, varlığın arkasındaki sanatkarına bağ kurma özelliğine akıl denilir. Zaten şerde mesela tahayyülde sihir olur. Tasavvurda büyü, manyetizmada tahakkül, altta da ispiritizm olur. Olabilir, düşünmedim. Yapmadım. Belki de yazmışım, bilmiyorum. Yani sihir ve büyü burada oluyor. Bunu yaptım, sihir büyü. 3-4 ders var. Öyleyse Adem, zahir bir vücuttan daimi bir vücutlara geçiş için bir unvandan başka bir şey değildir. Gayrimunteşir Risale-i Nur. Gayrimunteşir'de geçiyor. Ne diyor biliyor musun? Öyleyse Adem, zail bir vücuttan daimi vücutlara geçiş için bir unvandır. Başka bir şey değildir. Allah Allah. Bunu bir Adem'i yazın ya. Bak bir daha. Gayrimüteşir. Ustadımızın ama Osmanlıca'da var, Latince'de yok. Öyleyse diyor Adem, zail bir vücuttan, yani şu dünya varlıktan, daimi vücutlara geçiş için bir unvandan başka bir şey değildir. Yani ancak Bediüzzaman böyle der yani. Bir de söyleyeyim. Öyleyse Adem, virgül, zail bir vücuttan daimi vücutlara geçiş için bir unvandan başka bir şey değildir. Başka? Bir vücutlar orada. Daimi vücutlar nasıl oluyor? Ya daimi bu tezgahta bitir. Daha mi yani daimi vücutlar? Yani bu surette zahir olanın arkasındaki. Dima olan ve yayan antene benzer. Dima neymiş? Alan ve yayan antene benzer. Vahiyi, ilhamı aynen alıyor. Bazen aynen, bazen de tefsir ederek sirayet edip yayıyor. Bir daha. Dima alan ve yayan antene benzer. Dima anteni düşünün. Burada mısınız? Zihninizi toparlayın. Bak, dima alan veya yayan antene benzer. Ne demek? Vahiyi, ilhamı aynen alıyor. Bazen aynen, bazen de tefsir ederek sirayet edip yayıyor. Bunu akıl yapıyor. Hayalleri düşüncelere, güce, bak, hayalleri düşünceleri güce, kuvvete, enerjiye ve asıllarına dönüştürendir akıl. Hayalleri, düşünceleri, zanları, bilgileri, düşünceleri, malumatları, hayalleri, düşünceleri akıl vasıtasıyla, şu takıl vasıtasıyla güce, enerjiye, asıllarına dönüştürendir. Aynı zamanda vahiy vasıtasıyla hakikatine ve mahiyetine doğru iz sürerek seyahat edendir. Bir daha, aynı zamanda akıl vahiye muhatap olup vahiyi aldıktan sonra vahinin izini takıp aslında vahiy sahibine bulmaya doğru iz sürendir. Akıl atom altına güç yayandır. Akıl kuvvetler alemine, melekut alemine enerji güçler yayan alettir. Alttaki böyle enerjileri. Bu melekut alemini titreştirmenin nispetinde aklın gücü var demektir. Yani aklın gücüne değil bu dünyayı, melekut alemlerini zang 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 oynatıyor. Böyle gücüyle. Öyle bir güç ki, öyle bir alet dediğin şey değil ha. Mesela diyelim ki şu anda varsayım,
adam bir cihaz yapmış, oynatsa bu Maraş'ta deprem olur. Burada nasıl bir merkezleri oynatıyorsa, ya bizzat kendisi güçtür, ya güçleri aktif ediyor. Anlıyor musun? Akıl böyle bir şey yani. Böyle hem güç güçtür, hem güçleri aktif ediyor. Nasıl ki tabiri diğerle, marş motoru var. Marş motoru bir motordur. Marşa basınca motorun çalışmaz. İlk önce marş motoru çalışır, marş motoru da motoru çalıştırır. Akıl 18 bin aleme böyle bir marş motoru gibidir. Onu çalıştırıyor. Ondandır ki etkiler veya karşıyı eyleme geçirecek kadar etkilersin. Yani ne kadar etkilenmişsen vahiden, o kadar karşıyı etkilersin. Einstein'ın güzel bir sözü var bu konuda. Diyor ki, ya bu, hani var der ya, diyoruz ya, bu zordur, bu ifade edilemez. Bu nasıl ifade edeyim? Diyor ki bu manada, anladığın kadar güzel anlatırsın. Anlatamıyorsan anlatılamaz diyorsan, anlamamışsın demektir. Aklın bu melekütü gücüne karşı konulamaz. Akıl kendisi güçtür. Bir sırf mülkte değil, mesela tefekkürle, düşünceyle, hayal ile, böyle güçleri konsantre ile güçleri aktif ediyor. Onları da madenleri harekete geçiriyor. Kendisi bir güç. Ayrıca güçleri aktif ederek gücüne güç katıyor. Anlıyor musunuz? İki tane güç var ya. Bir daha. Kendisi güçtür. Güçleri, gücüyle güçleri aktif ediyor. İki gücü birleştiriyor. Bak, bu melekut alemini titreştirme nispetine aklın gücü var demektir. Ondandır ki etkiler veya karşıyı eyleme geçirecek kadar etkilersin. Aklın bu melekutu gücüne karşı konulamaz. Ancak ondan daha güçlü enerji, güç üretip gönderirsen mukabele edersin. Mesela Allah Resulü, uygulayayım ben. Allah Resulü, buraya gelin. Sizin suyu döktü. Bu suyu aldı mı? Bu suyu çoğalttı. Elinde su akmaya başladı. Da? Mesela evliyalara şey yapayım. Birkaç yerde oluyor. Bu melekütü bir akıl. Dedik ya, aklın dört özelliği var. Dedim ki ileride gelecek. Evvelu, ahiru, zahir ve batını. Batını bir akıl, keramet dediğimiz şey, aklın gücü yani aktif olmuş vahiy ile. Vahiy mazot gibidir. Akıl ise motor gibidir. Bak şimdi iyi dinle. Motoru çalıştırır. Neyle? Mazotla. Mazot hayal et. Nasıl bir şey? Far oldu ondan. Far. Arabanın ışığı çıktı. Suyla ne alakası var? Mazot fara dönüştü. Mazot kornaya dönüştü. Mazot radyoya dönüştü. Mazot güce dönüştü. Mazot güç oldu. Mazot kalorifer oldu. Mazot klima oldu. Nasıl bir şey ya? Meziyetiyle mazotu arama. Mazotta maksat vahiy. Motorda maksat akıl. Onu istediği gibi, kavşak gibi dönüştürüyor. Fara dönüştürdü. Işığa dönüştürdü. Suyu. Ha. Bu akıl sahibini aynı anda, şu anda ders yaparken Ravza-i Mutahara'da da orada Peygamber Aleyhisselatü'nün yakında aynı bir orada Risale dersi de yapabilir. Aynı anda kabirdeki keşfel kuburu da çözer. Aynı zamanda ötelerden de alıyor. Besleniyor. Akıl böyle bir şey. Akıl kısacası diman kalbidir. Akıl suretidir. 24 tane vasfı ile suretidir. Aklın batını tarafı, melekut tarafı ise bu güçtür. Aklın evveli ise lef-i mahfuzdur. Ahiri ise meyvesi Allah'ın dediği şeriata uygun yaşamasıdır. Tamam. Yazayım. Hop. Her şeyde olduğu gibi aklın
sureti. Her şeyde bunu, bu kanunu çözersen olayları çok güzel çözümlersin. Yani bir de dersin olan şurada şöyle yap, anlatıyor. Burada böyle anlatıyor. Allah Allah, bununla çatışıyor ya. Lemalarda böyle, mektubatta nasıl yapacağım? Kıvranıp durur, tevil etme ihtiyacını duyarsın. Hiç kıvranma, tevile de ihtiyacın olmamanın formülü şu. Sureti, her şeyin sureti. Her şeyin kanuniyeti. Yapacağım onu şimdi. Yapacağım ha. İlk önce öyle yapayım istersen. Tamam, o zaman onu yapayım. O da daha geniş olsun. Her şeyin zahirisi. Ondan sonra batınısı. Ondan sonra ahirisi. Evveli. Ters mi yaptım? Düzeltir şimdi. Yok, düzeltmez abi. He. Buradan o taraftaki. Nereden baktığınıza bağlı. Tamam. Şimdi şunu yapmaya çalışıyorum. Sureti doğru mu? Batınısı kanuniyeti. Ahirisi meyve. Ağacın çekirdeği var. Hayal edin, oradan şey yapın, çözün. Ağacın çekirdeği, çekirdeği evvelidir. Tamam mı? Bu da mahiyetidir. Mahiyeti. Ağacın evveli var. Bir de ahirisi var. Kökteki çekirdek meyvede de aynı olmuş. O da hakikatidir. Ondan sonra ağacın bir evveli var dedik. Kökteki hal, ahirisi var. Meyvedeki hal, meyvedeki çekirdek. Ağacın bir zahirisi var, görünüşü, bir de batınısı var. Tamam. Şimdi aklın da böyledir. Şimdi bunu, her şeyin böyle. Bunu bilirsek, şimdi akla uygulayalım. Bu aklın da evveli, evvelisi. Ama bu yazılmış zaten. Tamam. Böyle hiç buraya şey yapmayayım. Neticeyi yazayım. Şimdi batınısından şey yapayım. Güçtür. Güçleri aktif eder. Yani biraz önce anlattım ya işte, mucize, keramet. Bu üçüncü yazdığımız ahir oldu. Ahir oldu. Hakikati oldu. Şu hakikatin işte. Hakikati yazdın. Güç, ha yok. Batınısı olacak. Bu ha, şuraya olacak. Ha, bir üste yazacaktım. Abi, şey, oku, oku, abi oku senin yukarıdaki. Olmaz, olmaz. Ha. İlla yazdıracaksın yani. Güçtür. Ha, biliyor. Alakını biliyor işte. Yapmaz hayatı. Güçleri aktif eder. Aklın sureti nedir? Şeriata uyar. Tamam. Şeriata uyar. Yani şeriata tabi olan, ifrat tefritten, yani Allah zahirdedir. Ne diyelim ona? Zahirdedir. Yani şeriattadır. Şeriat desek şey olmaz. Zahirdedir. Eylemdedir. İbadet. Eylemdedir. Ben de ibadet diyesim ben de artık. Tamam, ibadet. Şimdi hakikati ve mahiyeti. Hakikati esmadır. Her şeyin hakaik eşyaya sabit edin. Lef-i mahfuzdur. Ceberut. Lef-i mahfuzdadır. Lef-i mahfuz ne? Esma mıdır? Yok. Hakikati yani. Arş esmaların şeyi de dima'a ait şeyleridir. Dima, ceberut burası. Akılda onun için ne ya lef-i mahfuz? Hakika, mahiyeti nedir? Mahiyeti? Allah'tadır. Ama ne demiştik burada? Tespit etmiştik ama unuttum şimdi. Mahiyetine, hakikati buydu. Hakikatini nereye götürmüştük? Ha, Cebrail, Ceberut, güç mü demiştik? İlim mi abi? Dur bakayım. Ne güzel tespit olmuştu ama.
Dur bir bakayım. Bir daha şey yapalım. Şöyle. Aklın bir sureti var. Eylemdedir. İfrat tefritten azade aklı selim. Bir de aklın batınısı var. Güçtür. Böyle güçleri aktif ediyor. O alemleri aktif ediyor. Mesela onun halini söyleyeyim mesela. Parmağında su akıyor, suyu devam ettiriyor. Evliyalarda ise birkaç yerde olabiliyor. Bu aklın gücüyle oluyor. Aklın nihayetsiz bir gücü vardır. Çünkü zatında böyle bir gücü aktif etme özelliğine sahip. Marş motoru misali verdim. Motoru çalıştırıyor. Motoru da çalıştırınca arabanın far imal ediliyor. Işık imal ediliyor. Bir de aklın ahirisi var. Yani ahir hulasalanmış. O da lef-i mahfuzdur. Ahirisi. Yani o alemlerin kafa neydi? Lef-i mahfuzdu. Alem olarak lef-i mahfuz, temsilci olarak Cebrail. Güç olarak Ceberut'tur. Tamam. Ama onu şey olarak, orada fiil, yani bir ifade şekliyle gidiyoruz. Aşağı geri verince şecerikattaki karşılığına dönüyoruz. Olmuyor. Olmuyor. Hep şecerikattaki karşılıkları evet, onu... ayrı. Ya da şu anda yürüyoruz ya, hulasa yapalım diye yani. İfade edeceksek ya da öyle. Ya lef-i mahfuz, şecerikatı ve insanda eylemdedir, güçtür, dimadadır lef-i mahfuzu. O zaman dima diyeceğiz. Lef-i mahfuz yazmayacağız onu. Dimadadır. Mesela aklın şu. Ahiri nedir mesela? İşte vahye ulaşması mıdır? Vahye şu. Tabi olması mıdır mesela? Dimadadır. Ha, eylemde. Hasan abi. Efendim abi. Mesela aklın ahirisi varacağı yer vahye tabi olması mıdır? Vahye muhatabiyet midir mesela? Öyle yazmak lazım. Tabii ama şu anda daha şey yapmamış. Az önce aslında söylediniz Hasan abi. Tefekkürün karşılığında Allah-u Teala'nın verdiği mükafat... Neyse dursun hadi biz devam edelim. İfam diyor. Tamam o... Şimdi biz şöyle yapmışız. Osman şöyle diyor. Ya insan ve şeceri hikat. Onu burada, bunu burada yap. Ama dursun o zaman. İfam işte o zaman tefekkürün neticesi o zaman. Şimdi buradaki ifade ettiğim şuydu. Akla pek konuşulmayan tarafı var. Akıl kendisi güçtür. Güç kendi zatında nihayetsiz bir güce mazhariyet var. Çünkü vahiy mesela bu Kur'an değildir elimizdeki. Suhuftur. Bu Kur'an'ın suretidir. Tamam? Kur'an'ın suretidir. Kur'an'ın nasıl ki suretidir. Bir de bunun kanuniyeti var, insandadır. Bir de bunun hakikati var, lef-i mahfuzdadır. Bunun mahiyeti var, Allah'tadır. Şimdi aklın da böyle bir şey muhatabiyet olmuş ya Kur'an'a, bu gücü şey demek istiyorum, bu kelam yoluyla Allah'ın bu nihayetsiz gücünü aktif etme özelliğine sahip. Ya parmağından su akması he, yani aklın şeyidir, melekesidir. Akılsız evli olur mu? Akılsız peygamber olur mu? İnsanların en akıllısı peygamberlerdir. Hasan abi bir şey söylemek istiyorum. Yani şuraya yapmayalım, tamamlamayalım da dursun öyle. Yok yok, hayır, hayır, başka bir şey söyleyeceğim. Ha, gel. Özür dilerim. Şimdi Hasan abi siz genelde evvel, ahir, zahir ve batın yani ne? Ağacın üzerinde genelde anlatırsınız Hasan abi. Ağacın üzerinde kolay olsun diye. Evet, evet anlatırsınız. Bir de şöyle bir şey yaparsınız abi. Mesela zahire, bakın burada resmini de çekmişim, Yedikule'de yazmıştınız abi. Zahire mühür, batına turra, ahire hatem, evvele de sikke. Ha öyle diyoruz hadi. Bunların hepsi abi, hepsi aslında bir elmada var olan. Yani başka bir şey değil. Biri elmada, biri bilmem nerede, biri bilmem nerede değil. Bunların bütünlüğü elmada. Aklın mertebeleri oluyor aslında bu. Yani az önce demiştiniz ya, çokluktan tekliğe götüren yol. Yani takip ettiği yol bu galiba oluyor Hasan abi. Yani o zaman o iki tanesi silinsin, dursun aklın. Eylemde aklı selim. Batınısı nedir? Zahirisinin batınısı nedir? Güçtür. Kendisi güçtür. Kuvve diyor çünkü. Kuvve-i akliye. Kendisi güçtür. Hakikatı o alındığı yer. Ama bizde neresidir? Akıl bulunduğu yer dima. Ama dursun. Devam edeyim. Dimadır yani.
dimadadır. Ha, dimada şey alınır. Ve peki mahiyeti nedir? Mahiyeti herhalde ruhtadır. Ama yazmıyorum şimdi. Ruhtadır, Allah'tan mıdır? Yani biraz zorlama yapmayayım. Kendisi olsun. Devam edeyim. Şu sayfayı en az bitireyim de keseyim. Şu sayfaya geçemeyeceğiz. 6 sayfadır. 6 tane. 3, 4 yapraktır. 8 sayfa. Ben bir yüz okudum. Şu yarıdayım. Bitirmek üzereyim. Bunu bitirdim. Kesiyorum. Tamam. Arkaya geçmeyeceğim. Aklın bazı şeyleri ki ahirete ait şeyleri anlayamadığını anlarsa, bak akıl vasatta olduğunu nasıl anlarsınız diye soru sormuştum kendime. İnsan akıllı olduğunu nasıl anlar? Akıl olduğunu şöyle anlar. Her şeyin akıl olmadığını, her şeyin akılla anlaşılamayacağını aklederse bu akıllıdır. Her şeyin akıl olmadığını, her şey akılla anlaşılamayacağını akledersen akıllıdır. Cebrail demiş ya, benim yerim buraya kadar, bundan sonra ben geçemem diye. Evet. İşte bu abi. Aklın geçi, evet, özelliği bu. Alameti buymuş. İlimde sıralama yok. Mesela çekirdekte ağacın evveli ahiri zahiresi hepsi var. Yaprağın, meyvenin sıralanışı dışarıdadır. Ama orada şey var. İlimde sıralama yok. Düşüncelerde, bilgi ve malumatlarda sıralama var diyor. Bunları fark eder yine akıl. Peki insanın dışında mahlukatta var mı abi? Akıl mı? Evet. Akıl yok. Melekte yok mu? Yani onlar zişurdur. Yani zişurdur. Aklın melekeleri var ya bütünlüğü 20 küsür tane. Bunların cemiyle bütün insanda vardır. Cebrail'de yok muydu? Akıl var tabii ama bu ifrat ve tefrite düşme özelliği yok onlarda. O zaman nakıs oluyor bu akıl. Bizim bildiğimiz akılla cevap veriyorum. Ama akıl var tabii. Akılsız değil ki melekler. Ama ne yaptığını bilirler. Şuurludurlar. Ama ifratı yok. Tefriti yok. Aklın bu güç tarafı yok. Vasattadır onların. O zaman iki tarafa da açık olan özellikleriyle olan akıl üstündür. Çünkü Cebrail Aleyhisselam ne dedi? Bir adım da atarsam yanarım dedi. İşte bu ne sorunuz buradan çıktı ve cevap da buydu. Akıl her şeyin akıllı olmadığını, haddini bilir, hududunda kalmayı bilir. Her şey akılla çözülemeyeceğini akıl bilir. Bu bilen akla akıllı denilir. Abi terakki edememek de onu göstermiyor mesela. Makamın sabit olması aklın o olumsuzluğu getirip böyle inişli çıkışlı halinin olmaması değil evet. mi? Ama bu akıl aynı zamanda ifrat ve tefritten azade olan akıldır Cebrail'deki. Ama bizim bildiğimiz bir akıl yok. Yani cinlerde de yok değil mi? Cinlerde var. İmtihana tabi tutulmuş. Ama nakıstır. Tabii dört tane melekte bu vasat olan akıl, ifrat tefriti yok. Fakat biraz da şöyle bir şey anladım sonra bu böyle düşünce olmakla beraber. İşaret-i Caz'da şeytanın hali melekleri sirayet etmiş diyor. Bu bize gösteriyor ki yani aklın sıf vasatı yok meleklerde. Kısmen bu tarafı da var. Ama kemal hali olsaydı diye çok aylarca düşündüm. İmtihana tabi tutulurdu. Örnek vereyim. Harut ve Marut var Kur'an'da geçiyor. Bu insanlara itiraz eden melekler kan dökecek, fitne yapacakları mı yaratacaksın deyince Allah dedi ya biliyorsunuz işaretçiler. Benim bildiğimi bilmiyorsunuz yani. Beni takip ettiğim bir gay var. Ondan sonra melekler gene herhalde benim gidişat iyi okurken gene tam tatmin olmadılar ki Allah dedi ki aranızdan güvendiğiniz iki tane arkadaşınızı seçin. İki tane. Dört meleğin dışında. Harut ve Marut namı altında iki tane meleği seçtiler. Bak şimdi. Bunların tamam demiş imtihan edeceğim ama insanı hakir görüyorsunuz, küçük görüyorsunuz. Ben buna çok değer veriyorum zannediyorsunuz. Demek istiyor Cenab-ı Hak. Fakat yeryüzüne indireceğim ama insanın özelliğini de takacağım diyor. Aklın ifrat ve tefriti nasıl açıldığını öğreneceğiz. Bak şimdi burada. Yeryüzüne vazifeleri şeymiş. Mahkeme hakimi, kadilik vazifesi yapıyorlarmış.
Sabah iniyorlar. Mahkeme kuruyorlar. İnsanların davalarına bakıyorlar. Akşam da Kur'an okumuyor. Ayet-i kürsü okuyup çıkıyorlar. Ama melektir. Olmaz bu. İnsanlar akil gördünüz. O zaman aklın dışında sizin aklınız var. Aklın yolu akıllı olmak işte. Tamam. Bunu ifrat tefrit yapan nedir? Aklı ifrat tefrite atanı cevap buluyoruz orada. Kuvve-i şeheviye ve kuvve-i gadabiyi takacağım onlara diyor. İnsanlara taktım diyor. Onlarda iki kuvve yok. Cinlerde de var der işaretleyeceğiz da. Bu meleklere kuvve-i gadabiye, kuvve-i şeheviye verince malum günah yap. Akıl ifrat etti. Kuvve-i akliye zaten var abi ama ekstra kuvveti şeheviye ve kuvveti gadabiye mi? Bu sefer onu verince aklı yerinde tutmadı. Aklı örtülebiliyor, ifrata gidiyor falan. Kuvve-i şeheviye, kuvve-i gadabiye aklın Allahu alem ifrat ve tefritini oluşturuyor. Çünkü meleğe kuvve-i şeheviye, gadabiye verince gelen bir kadına çocuğuyla gelmiş, kocasına şikayetli. Yani malum hadiseler olmuş. Sonra ayaklarından kıyamete kadar asılı. Bunların akıllarında bir sorun yok. Bu yani bu şeytanlıkları, bu şeyleri nasıl oldu? Kuvve-i gadabi, kuvve-i akli verilerek. İnşaat icazda görüyoruz ki meleklerde de şeytan sirayet etmiş. Ki Allah'a o itiraz vari bir soru sormuş. Oradan da kısacası neticeyi söylüyorum ki meleklerde de imtihana giremeyecek kadar, girmeyecek kadar aklın ifrat ve tefriti var. Ama ekmel, en kemal akıl, kemal-i etem akıl insanda. Yani yok desen bunlar var karşımızda. Var desen imtihana tabi tutulmamış. Yani çünkü onlarda zanlar oluşmuyor mu abi mesela? Bunlar eksik oldu. Zanları var. Çünkü insan hakkında zannetti. Şeytan sirayet. Sirayet etti. Sirayet edebilir. Mesela buraya da sirayet etti. Masa masalıktan çıkar mı? Demek ki buraya sirayet edip etkilenebiliyorsa bu etkilenecek tarafı var demektir. Son bitireyim şurayı. Ondan sonra. Melek de irade var, ihtiyar yok. Öyledir. Dolayısıyla Hasan abi ihtiyar olmadığı için karar verme şeyleri yok. Yani tek yolda gidiyorlar. Yani evet. Akıllı ihtiyarı kullanmış. Çok önemli bir şey söylüyor. Meleklerde cüz-i ihtiyarı yok. Çünkü ihtiyarı halde bakar. Hüsnü zannediyor melek. Çıkmıyorlar o zaman. Hep doğru yoldalar. Çünkü irade vicdana aittir. Soğan kabuğu gibi düşünün. İradenin, vicdanın en diş kabuğu irade. Gir içeriye zihin. Gir içeriye his. Gir içeriye latife-i rabbaniye. Eğer vicdanı hatmedilmişse adamın bu dört birim çalışmıyor. Onların bir tanesi de iradeydi. Bazıları anlayamıyor bunu. İrade nasıl kafir diyor. Kardeşim vicdanı meydana getir. Anası verbası ruhun dört havası olan irade, zihin, his, latife-i rabbaniye. Bu nedir? Vicdanın yapısı, sistemi. Bununla çalışıyor. Bunların bütünlüğüne vicdan deniliyor. Soğan kabuğu gibi dedim. İrade dışında gir içeriye zihin, his, latife-i rabbaniye. Şimdi hatam Allah, Allah kulübüyüm. Hatmedilmiş kalbi, vicdanı. Ne olmuş otomatik? İrade yok. Ama tercihleri neyine yapıyor? İhtiyarla yapıyor. Hayvan da öyle yapıyor. Onun için peki melekler ne yapıyor? Şu mu, o mu, bun değil. Hazırda tercih eden özelliğimize ihtiyar deniliyor. Melekler de ihtiyar değil, iradesiyle hareket ediyor. Şeytanda da imari ihtiyar için var. Şeytanda ihtiyar var. İrade yok. Meleklerde irade var, ihtiyar yok. İnsanda ikisi de var. İkisi de var. O yüzden en üstün odur. En üstün. Dünyanın imarı için en üstün odur. Hayvanlardır diyor ya, dünyanın imarı için yaratılmış hayvanlardır. Onlar o evet. Sadece ihtiyar kısmına çalıştığından. Şeytanda ihtiyar var, hayvanlarda ihtiyar var, hayvanlıktır. Meleklerde irade var, ihtiyar yok. Şeytanda irade yok, katmedilmiş, ihtiyar var. İnsanda ihtiyar da var, irade de var. Cemil cemdir. Bırak şey yapayım, dur. Kürse kadar beşer, arşa kadar insan-ı ekber, arş azama kadar insan-ı azam, kabu kavsinde hiç ve fena ve rıza. İnsan. Bunu anlayan akıl. Bir daha. Kürse kadar beşer. Beşer şerlerle dolu kutu.
kürse kadar beşer. Arşa kadar insanı ekber. Arş azama kadar insanı azam. Kab-ı Kavse'yle, Kab-ı Kavse'nde ise insan nedir? Hiç, fena ve riza. Maya. Ve bu derste iki cümlem kaldı. Kesiyorum. Fena ve riza. Yani akılla, şu anda muhatap olan akıl aklınızdır. Akılla aklınızı anlamaya çalışıyoruz. Kendisini kendisiyle teşhis edip tespit etmeye ve çözmeye çalışan yegane mahluk. Ben diyebilen yegane mahluk. Ben olan ben. İki şeyden bir tanesi. Daha çok akıl soyut kavramlara, zeka ise somut kavramlara. Akıl bu makamda ahlakla alakalıdır. Aklı olanın ahlakı vardır. Ahlakı kadar aklı vardır. Biraz önce aklın alametini göstermiştik. Bunu kaçırmayın. Aklın alameti neydi? Her şeyin aklı olmadığını, her şeyi akılla anlayamayacağını akleder ve haddini bilir, hududunda kalır, akıl olduğunu anlar. Akıl soyut kavramlara, zeka somut kavramlarda olur. Bak çok önemli. Akıl ahlakla alakalıdır. Çünkü Allah Kur'an'da akıldan sonra ahlakı, ahlaktan sonra aklı kullanıyor. O zaman ahlakı kadar akıllıdır. Akıllı kadar ahlaklıdır. Abicim Allah aşkına, ene mahluk mudur? Değildir. Az önce sanırım bir cümle kullandınız. Akıl dediniz. Ben olan ben diyen mahluktur. Acaba ben olan ben mahluk değildir. Yani ben olan ben diyen mahluk. Mahluk olsa mahluk olurdu. Vacip olsa haşa olurdu. Berzattır. O zaman enenin ben olan ben diyen mahluk tarafı akıl oluyor o abi o zaman. Diyebilir, evet, denilebilir. Ona vücut veren o. Aynen öyle oldu. Güzel, çok harika oldu. Giydi o elbise, giydi. O ene, ona elbise giyince olur, akıl olur. Harika. Benlik veren işte o akıldır. Çünkü delide benlik yoktur, hayvanda da yok. Harika. Güzel. Şimdi akıllıyla ahlak alakalı şey yaptı, özdeş oldu. Akıl bu makamda ahlaklı, akıl şerre tabi etmez insanı. Şerre tabi oluyorsan zekisin. Kavramlar neymiş bu dersler ne? Bu bilgiler nedir? Murat Dursun'un birinci dersi, toplamalar, Risale'nin okumalar. Risale'nin için okuyoruz? Aklın eline cetvel pergel vermektir. Doğru çizsin, doğru düşünsün diye. Pergel veya cetvel gibidir. Kalben düşünmek akıldır. Yani kalp merkezli düşünceler akıldır, aklı aktif ediyor. Bedenen düşünmek ise zekavettir. Beden merkezli düşünceler zekaveti üretir. Akıl, kalp ve ruh merkezli düşünceler aklı ortaya çıkarır. Bedensel düşünceler, beden merkezli düşünceler zekaveti, kalp merkezli düşünceler aklı oraya çıkartır. Merak etmeyin, bitmek üzere ve yemek yiyeceksiniz. Müjdesini veriyorum size. Format atmak için söyledim. Bundan sonra bu şeyleri, bu manaları ezmeden dinleyin. Son şeyi, çünkü aşağıdayım bak. Arkadaşlar sen 1-2 saat veriyorsun ama ben 40 sene verdim. Anladın? 40 dakika şimdi çok değerlidir. Akıl, akıllı olduğunu bilir. Akıl, aklın başında olduğunu da bilir. Akıl, aklın başında olmadığını biliyorsa, bilmiyorsa akıl dibe inmiştir. Akıl yoktur. Şöyle diyebilir miyiz abi? Ene, akılın alet olduğunu bilip ben bunu, bu aleti kullanıyorum derse akıllılık etmiş oluyor. Evet. Ama ene, eğer o aklı kullanır da o akıl eneyi görmez, benim derse zekilik oluyor, kendisi, kavallık oluyor. Evet. Zeki elindekileri iyi kullanır. Bak. Zeki elindekileri iyi kullanır. Akıl bunların arkalarıyla düşünür.
Zeki bunu iyi kullanır. Elindekiyle çok. Ama akıl ise bunun arkasındaki sanatkarıyla düşünür. Zeki bunu düşünür. Akıl sanatkarıyla düşünür. Evet, mana ismi mana harfi. Zekiler malzeme detaylarında, akıllılar sanatkarında olur. Zekiler malzeme depolarında olur. Merkezini oraya koyar, pergelin ucunu oraya koyar. Akıllılar ise sanatkarına koyar. Sanatkarıyla bakar. Son cümlem. Gittiğin yoldan daha önce başkalar gitmiş mi? Bunu işte anlayan, anlamayan da geçmiyorum. Anlayan devam var mı diye baktım. Bunun var. Bu cümlenin yok. Gittiğin yoldan daha önce başkaları gitmiş mi? Eğer gitmişse onların yöntemini kullanır. Yok, gittiği halde yöntemlerine yüz çevirirse, mesela alimler ise, bu adam zekidir. Akıl gibi gözükürken yakilun takilune muhataptır. Akılsızdır. Bir bak bakalım. Peki bunların başı kimdir? Bu yolu daha önce kim açmış? Peygamberlerdir. Çizmiş. Peygamberler akıllı olduğunu nereden biliyoruz? Çünkü zahirde ve batında, afakta ve mülkte kendilerini ispat etmişler. Aklı ikna etmişler. Nasıl yapmışlar? İlim ile aklı, zahirdeki mucizeleriyle de batını tatmin etmiştir. Abi madem yemek dediniz, evet. O zaman keyfim yerine geldi, güzel sorular sorasım geldi. Tamam, sor. Keramet ve mucize. Hasan abi, akıllarla nasıl ilişkilendiriyoruz bunu? Şimdi aklın gücüdür. Şimdi şöyle şey yapayım. Keramet kafirde de olur. Mesela Lenin Volga Nehri'nde yürüdü. Allah bunu hakikaten aklını aktif ederek mi yaptı? Zeka da güçtür. Zekasını kullanarak mı yaptı? Arkadaşlar akıl güçtür. Zeka güçtür. Şehvet güçtür. Gadab güçtür. Tefekkür güçtür. Öyle zan şey yapmayın. Neyi düşünüyorsanız o oluyorsunuz. Bak şimdi onlar bendedir. Kuvve-i şehviye, şehvet duygusu bendedir. Hayal ettiğim zaman onun içinde benim. Gadap bendedir çekirdek olarak. Gadaplandığım zaman bende değil. Ben onun içindeyim. Arabada olmak, arabanın dışından bakmak. Eğer arabanın içine girerseniz bir de arabanın dışındasınız, uzaktan kumandalısınız. Araba sizin içinde. Mesela gadap. Öyle gadaplandın ki artık akıl makıl yok, irade yok, ihtiyar yok. Düşünemezsin, sürükleniyorsun. Sen onun içindesin. Şimdi eğer Allah'ın dininden değil de böyle harikalara mazhar oluyorsan, her tuttuğun altın oluyorsa bu istidraçtır. Tamam, bu istida. Allah'ın dediği dindeysen, merkezin oradaysa, doğruluk pergelini oraya koymuşsan o ikramlar keramettir. Tamam. Bu hallerin akıl yapıyor. Mucizeyi direkt Allah yapıyor ama sebebi kullanıyor. Niçin parmaklarımdan gelin su alın demedi de varsa suyunuzu toplayın, dökün, bitti de su. Ondan sonra devam etti. Allah sebepsizi de sebebi kullanarak yaptı. Çünkü sebepsiz de yaratan esmadır, sebepli yaratan da esmadır. Bu işte ruhsaldır. Keramet kalbidir, mucize ruhidir. Ruhsaldır. Akıl dimağa aittir. Kerametler kalbidir. Mucizeler ruhidir. Eylemsel de bedendir. Eylem bedendir. Akıl dimağdır. Keramet kalbidir. Mucizeler ruhidir. Hepsinin arkasında hepsini tanımlayan, mahluk ve vacip olmayan, berzah olan, Kur'an'da da kendisini Allah, enallah, ben Allah'ım, işte ben olan benim diyen enedir. Aklına da, kalbine de, ruhuna da benim diyen, sahiplenen, masaya getir, koy buraya. Al bakalım, bu benim ayağım, bu benim gözüm, bu benim kafam, bu benim aklım, bu benim kalbim, bu benim ruhum deyip
bu benim diyerek hepsini aldıktan sonra hiçbir şey bulunmayandır ben olan ben. Bir şey kalmadı. Hepsini alandır. Kendisi alan değil, alınan da değil. Hiçbirisi de değil. Ne olduğunu zaten ben de bilmiyorum. Ama hiçtir. Berzahtır. Enedir. Peki. Vahir davahum enilhamdülillah rabbil alemin. El Fatiha.